Evet, mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir hafta arayla, bir telefinalle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, malumunuz artık ligler devam ediyor. Elazığ'ımız deplasmandaydı. Ligde 3. hafta karşılaşmasını deplasmanda Belediye Derince Spor'la, 2. hafta özür diliyorum, karşılaşmasını Belediye Derince ile deplasmanda oynadı ve 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla geçti. Yine tabii ki bir diğer profesyonel takımımız 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün de bulunduğu 3. liglerde de ligler başladı. Onlar da bu hafta deplasmandalardı. İlk maçlarını deplasmanda Artvin Hopas ile oynadılar. Arhavi stadında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmada temsilcimiz bir penaltı kaçırdı. Evet, programımızın birinci bölümünde genel olarak Elazığspor'u konuşacağız. İkinci bölümde sorularınıza cevap vereceğiz ve 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü de değerlendireceğiz. Yine stüdyomuzda her zaman olduğu gibi sevgili Ender Çınar hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hocam tabii Elazığspor bu sezonun ilk deplasmanına çıkmıştı. Maalesef 55. dakikada bir kırmızı kart. Evet. 0-0 giderken karşılaşma. Akabinde yine bulduğumuz bir gol var. 10 kişi olmamıza rağmen ama kalemizde de gördüğümüz bir gol oldu ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Öncelikle tabii biz geçen hafta konuşmuştuk. Oradan da puanla döneriz diye geçen haftaki programımızda. Evet. Ama biz bir galibiyetle dönebilirdik. 2 puan kaçırdık diye düşünüyorum. Evet, siz kesinlikle. Ne de düşünüyorsunuz hocam? Neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben de Elazığ halkına iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki Elazığspor'umuzun ilk deplasmanıydı. Evet. Baktığımız zaman geçen yılda da deplasmanların zor olduğunu söylemiştik. Yani Elazığspor'umuz da geçen çoğu maçları beraberlikle bitirmişti. Evet. Burada da baktığımız zaman Karaman'daki oynanan futbolda hani çok, belki 3 puana çok sevinmiştik ama oynanan futbol çok fazla iç açıcı değildi. Tabii ki ilk maçlarda, böyle oyunlar olabilir. Ama baktığımız zaman Derince maçında mutlaka 3 puana parolasıyla çıkmak gerekiyordu. Çünkü genç bir ekip, ilk kez sanırım %80'i Kocaeli doğumlu oyuncularla genç bir ekip. Zaten demin Darıncan'ın ilk 11'ine verdiğimiz zaman da örneğin iki stoperin birinin 17, birinin 19 yaşında olması. Yine orta sahadaki oyuncuların çoğunun 22 yaş üstü sanırım 4-5 tane futbolcunun olması. Genç bir ekipti. Şu iki maça da baktığımız zaman Elazığspor'u belki kağıt üzerinde hani böyle topun tamamen hakimiyeti Elazığspor'da görünüyor. Bunun tek nedeni rakip takımlar istiyor. Yani şimdi evet. Karaman'da Derince de istiyor. Topu rakibe verip iyi bir savunma yapıp rakibi üzerine çekip kontrol ataklarla denemek. Burada da baktığımız zaman evet. Derince genelde o şekilde oynadı. Yani yarı alanda, hatta kendi yarı alanda kabullenip kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıyordu. Bazı durumlarda başarılı oldu mu? Evet. Ama Elazığspor maalesef o 3. bölgede veya kapalı bir defans karşısında halen daha zorlandığını çok net bir şekilde gördük. Yine evet. Hoca Karaman maçındaki ilk 11'in aynısını sahaya sürmüştü. Değişmeyeden evet. Sürmüştü bu şekilde. Baktığımız yani zaman şöyle söyleyeyim. Kalede yine İsmet, evet. Sağda Berşan, stoperler Ali Keten Ercan, solda Hasan, ortada Mikail. Mikail'in hemen önünde Yağızcan ve Kerim Frey'i, solda Melih, en uçta Muhammed, solda Beykan, sağda evet. Melih. İlk 11 ile yani geçen haftaki 11'in evet. aynısı. Buradaki tek fark ilk yarıda Karaman'a oranla bir iki tane 3. bölgede daha hızlı, çabuk, dikine. Evet. Bir Beykan'la sanırım Melih'in bir ver kaçı vardı. Beykan evet. avut attı. Yine Beykan'ın çok çabuk oynaması, Hasan'ın
kontrol etti, ayağından topu fazla açması, evet, veya Kerim Fıray'ın cezası yayından bir şutu vardı, avuta gitti. Ama onun dışında yani bu tür pozisyonları şampiyonluğa oynayan bir takım daha fazla çoğaltması gerekiyor. Yani bizim en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kesinlikle üçüncü bölgede çok fazla o opsiyonları çok fazla yapamıyoruz. O, evet, üçüncü bölgedeki o varyasyonları çok fazla gerçekleştiremiyoruz. Onun mutlaka, hocanın mutlaka çözüm bulması gerekiyor. Tabii burada baktığımız zaman geçen hafta da demiştik, halen daha iddiamız şey diyor, inşallah Muhammed inşallah en kısa sürede formunu yakalar. Ama biz geçen hafta demiştik ki bir orta saha oyuncusuyla bir forvetin mutlaka alması gerektiğini defalarca söylemiştik, evet, baktığımız zaman. Yine burada kesinlikle geçen haftadan söylediğimiz bir Kerim Fıray olayı var. Kerim Fıray o orta sahanın üçlü iç tarafta oynaması çok zor. Kerim Fıray dikkat ederseniz nerede başarılı oldu? İlk yarıda sol tarafa geçti. Yani, evet, kendini sürekli, çünkü dış oynayan oyuncu kendini atıyor dışa ve hatta iki kişiyi geçti, vurdu, savunmadan döndü. Yani hocam, Kerim'le Melih yer değişse neler olabilir? Ya şimdi burada yani hoca bir röportajını izlemiştim. Hani çok alternatif çeşitli mevkilerde oynaması büyük bir avantaj. Evet. Diyor ama ya günümüz futboluna baktığımız zaman çok fazla oyuncu yerleri değiştirmemesi gerekiyor. Biz mesela örneğin milli takımda Montella'yı bir ilk geldiği zaman, Hırvatistan galip geldiğimiz zaman, bizi Avrupa Kupası'na götürdüğü zaman, Avrupa Şampiyonası'na, göklere çıkarmıştık. Ama daha sonra örneğin Galler gibi güçlü bir takım karşısında berabere kalmasına rağmen çok eleştiri almıştı. Niye? Tipik bir santforun orada mutlaka olması gerekiyor. Evet. Yani Barış Alper bazı maçlar olabilir. Yani bir maç iyi olabilir Barış Alper forvetle. Ama çoğunluk, genelde çoğunluk da orada oynayamaz. Orada çünkü santfor farklı bir mevki. Santfor oyuncu gerçekten özelliği farklı. Şöyle bir durum da hatta başıma geldi. Üçüncü ligde çalıştırdığım zaman Belediye Derince ilk, evet, kez 2-0'dan beraberlikle ayrıldım. Yani ilk kez öne geçtiğim maçları, iki farklı yani bu, maçı. Bu takıma karşı. Darıca Gençler Birliği, pardon. O da sanırım Kocaeli'nin takımı. Orada da 2-0 öne geçmiştik. Forvet'i çıkardım. Hani daha o zaman Fatih Kıran bizdeydi. Dış oynuyordu. Hani Fatih Kıran'ı forvete basıp hani orada savunma oyuncularına baskı yapmasını istemiştim. Ama çok fazla tutmadı. Çünkü o mevkiyi çok yadırgadığı için bilmiyor. Onun için burada da yani bizim Melih ve Kerim'in yer değişmesi çok fazla şey değil. Melih de bana göre bir dış orijinal oyuncusu. Orijinal olsun diyor. O, evet, dış oyuncusu. Yani orada bize orta saha özellikli bir oyuncunun olması şart. Evet. Orada pas akışını yapabilecek, dikine oynayabilecek, kanatlara merkezden gelip şut atabilecek veya işte Melih veya Beykan'a ara pas atabilecek orta saha oyuncusu ihtiyacımız var. Biz geçeyim bak, biz örneğin işte Mesut 34 yaşında. Bazı, evet, maçlarda dikkat ederseniz Mesut orta saha özellikli dikine oynayan bir oyuncuydu. Tabii. Ve bazı maçlara 60-70'ten sonra girdiği zaman gerçekten çok katkı sağladığını gördük. Bize ona benzer bir orta saha oyuncusu olması lazım. Şimdi bizim Yağcan ve Mikail tamam savunma anlamda iyi işler yapabiliyor. İyi valla. Ama yan da oynuyor ama çok fazla hani dikine oynayabilecek, gidip şut atabilecek, ikiye birlerle pozisyona bulabilecek veya sonuçlandırmaya gidebilecek bir ikisi öyle bir orta saha oyuncusu değil. Bizim en başta o orta sahayı çözdükten sonra da mutlaka santfor da önemli bak burada. İki, evet, maçtır Muhammed'i çok vasat görüyoruz. Ha inşallah düzelir, amacımız da o, ama çok vasat. Yani çok fazla topla buluşamıyor veya gelip duvar şey oluyor. Artık günümüz futboluna baktığın zaman güçlü kuvvetli santforlar ne? Uzun oynuyorsun santfora doğru. Santfor topu koruyor. Vücuduyla koruduğu zaman ne yapıyor? Arkadaşlarında ne? Hücuma çıkarıyor. O arada o pas opsiyonlarını da çok iyi bir şekilde yapıp sonuca gidiyor genelde takımlara baktığınız zaman. Evet. Bizim de öyle bir tipik bir santfora ihtiyacımız var. Onu belirtmek istiyorum. Ve orta saha özellikle, evet, o şekilde görüyorum. Şimdi hocam mesela Melih bize Elazığspor'a şu anda en maliyetli futbolculardan bir tanesi. Evet. Ben iki haftadır Melih'ten de o şeyi göremedim. Yani Elazığspor'a, evet, böyle bir katkı işte bak bu şey yap, hem içerideki maçta hem de dışarıdaki maçta. Yalnız bugün bir yönetici arkadaşla görüştüm. Melih'in Ankaragücü'nde geldiği Keçiören'de
15 gün boş kaldığı ve hazırlık dönemi geçirmediği, Elazığspor'a da yetişemediği hazırlık dönemine onu söyledi. Belki ilerleyen haftalarda düzelir ama ben Melih'ten de yani en azından takıma bir katkı sağlamasını evet. bekliyorum. Yani bu kadar tecrübeli bir oyuncunun. Maalesef işte o da şeyi vermediği için, bekleneni hocaya veremediği için o da oyundan alındı, yerine Burak oyuna evet. dahil oldu. Sonradan oyuna girenler oldu ve en önemlisi maçta Ali'nin evet. kırmızı kart pozisyonu. Bana evet. göre dönüm noktalarından biri de oldu. Yani bir stoper gelip de rakip yarı alanda evet. Bir futbolcuya Ali gibi bir tecrübeli evet. Futbolcunun gelip o şekilde müdahale etmesi ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakması bana göre Ali'ye yakışmadı. Evet. Çıkıp bir özür de dilemesi gerekiyordu. Bilmiyorum diledi mi, dilemedi mi. Bak şurada şu, şimdi işte yani şu pozisyon sevgili Mustafa. Teşekkür Keten, ediyorum. Tecrübeli evet. bir oyuncu. Yani rakip yarı alandan daha top evet. yeni çıkıyor. Evet. Ve yarı alanda yani çok fazla pozisyon olmayan bir alanda evet. o tür bir davranışa girmesi veya o şekilde bak. Bir hareket yapması kesinlikle Ali'ye yakışmıyor. Ha evet. burada şu sonuçlar çıkabiliyor. Yani bazı kişiler Kocaeli'de sonuçta oynamış evet. o ilde. Oynadığı için de belki çok aşırı bir şekilde motivasyon olabilir. Üst seviyede bazı maçlarda çok aşırı motivasyon olursun. Hani takımına karşı. Evet. O şekilde de hataya seni sürükler. Çok aşırı motivasyon, aşırı şeye hataya sürükler. Burada da Ali kardeşimize hiç kesinlikle yani tecrübeli bir oyuncuya yakışmayan bir davranış. Yani burada kesinlikle bir de yarı alanda. Yani rakip yarı alanda böyle hani çok kontra hata tamam belki çıkacaksa ama yine bizim savunmada o anda oyuncularımız da var. Yani evet. bu davranışı kesinlikle yapmaması gerekiyor. Kesinlikle kendisi yani hiçbir şekilde yakışmadı. Belki rakibe de ayağı gelmemiş olabilir ama gelişi... Tabii yok çok geliş, evet, net bir kırmızı kart. Yani o tereddütsüz evet. kesinlikle. O tereddütsüz evet. bir kırmızı kart yani. Ya yapmaması gerekiyor. Böyle tecrübeli oyuncular zaten takımda hani böyle çok fazla oyuncu da yok. Bunun evet. gibi tecrübeli oyuncularımıza ihtiyacımız da var. Böyle bir kırmızı kart kesinlikle Ali'ye yakışmadı. Melih konusunda da gerçekten hazırlık dönemini geçiremeyen futbolcular için çok büyük bir handikap. Evet. Yani o hazırlık dönemi geçiremeyen bir futbolcu müsabaka döneminde en az bir ay şey yani bir aya yakın formu ancak o şekilde tutabilir. Ama burada hazır olmayan bir futbolcu niçin 11 oynatıyor? Yani şimdi burada o soru akla geliyor. Eğer Melih gerçekten hazırlık dönemini geçirmemişse ve Kerim fiziksel anlamda tabii Kerim'i çekip orada Burak'ı oynatabilir veya Mert oynatabilir. Mesela Mert de sonuçta beğendiğimiz, takdir evet. ettiğimiz 52 Ordu'da da geçen yıl hatta final maçında bize 52 Ordu'da evet, en iyi oyunculardan bir tanesidir. Onu orada oynatabilir. Eğer gerçekten fiziksel anlamda hazır değilse o zaman hocanın da oynatmaması gerekiyor. Ha belki hoca diyor işte 11 oynatarak güçlenmesini istiyor ama böyle oyuncularda eğer hazır olmayan bir oyuncu ilk 11 oynattığın zaman sakatlık riski de çok fazla olur. Yani Melih çıkarırsın son 15-20 dakika veya yarım saatte süre verebilirsin. Demek ki hazır yani bence fiziksel anlamda da hazır olduğu için hoca oynatıyor. Evet. Ama Melih de tabii biz Canlı hani geçen hafta da anlatmıştım. Ordu'da Ordu Belediye Derince maçında izlemiştim Melih. Dikkatimi gerçekten çekmişti. İyi bir kanat oyuncusu. Melih de kanat oyuncusu. Ama burada dediğim o eksiklik kesinlikle burada tekrar söylüyorum. Çok fazla oyuncu yerlerini değiştirerek bir yere varılamaz. Yani evet. baktığımız zaman dört büyüklerde örneğin Fenerbahçe'ye baktığın zaman. Tadiçi, Cekos'u genelde hep aynı yerde oynuyor. Hem kim bir Ferdi farklı yerlerde bazen dış oynatıyor bazen bek. Veya Galatasaray'da Icardi, Mertens olsun hep aynı mevkide oynuyor. Kim orada da Barış Alper'i bazen kanat oynatıyor veya dış oynatabiliyor. Onun dışında genel yapıya baktığımız zaman futbolcular hep genelde aynı mevkide olması gerekiyor. Evet, burada da Kerim Fıray şunu söylemek istiyorum. Şimdi Kerim Fıray ısrarla etmenin bana göre bilmiyorum Bülent Hocam inşallah en kısa sürede bu yanlıştan döner. Niye döner? Baktığımız zaman Kerim Fıray iki maçta da baktığımız zaman orta sahanın üçlüsü oynadı. Evet. Dış oynadı, santfor oynadı.
Yani evet. Baktığımız zaman aynı anda 3 mevkide de oynadı. Yani gerek Karaman maçı olsun gerek bu maçta da olsun bazı maçlarda. Bu maçta forvet çekti tamam. Bu maçta şimdi dikkatimi çekti. Mesela 68. dakikada Burak'ı oyun aldı. Sanırım gördüm Burak sanki sağ dış gibi oynuyordu. Yani Mikel Yazcan ikilisi vardı. Alpay zaten orada Kerim Fıray forvete çekmişti. Bir tarafta Beykan bir tarafta Burak'ı gördüm. Burada da bana göre yine yanlış. Yani Burak orta saha oyuncusu. Sağ dış oyuncusu değil. Orada yine ben tercihler olursa da Mert'i oynamasına daha yanaydım. Yani Mert'i orada oynatabilir. Hani belki orta saha özellikle hani savunmaya gelir 10 kişiyiz ama yani orada alıp buraya dışa çekmenin bir şey bilmiyorum. Yani onun yerine Mert de orada başlaması bana göre daha doğru tercih edecekti. Çok fazla yer yani çünkü onun belirtisini hoca şöyle verdi. Hatta bir röportajında gördüm. Bazı o çoğu oyuncuların farklı mevkilerde oynanması benim için diyor büyük bir avantaj. Evet. Ya olabilir ama performans açısından şimdi alıp işte dışa veriyorsun, içe veriyorsun. Bazı maçlarda forvete çekiyorsa sıkıntı. Ha bu da neyi gösteriyor? Yani bence hoca da biliyor ki bir orta saha evet ve bir forvet eksikliğini biliyor. Yani onun için belki bu mevkilerde sürekli değişim yapıyor. Evet. Onun için bizim acilen şampiyonluğa gerçekten hedefimiz sonuçta iyi bir takımız, iyi bir takım kurduk. Ama mutlaka iyi bir santur ve orta saha dediğim o orta saha özellikle oyuncunun da dikine oynayabilecek, ikiye bir cihazasına şut atabilecek, etkili paslar atabilecek, o üçüncü bölgedeki o pas trafiğini halledebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Zaten biz öyle bir oyuncu da aldığımız zaman işte Beykan, bir tarafta Kerim Fıray, işte on, iyi bir santfor aldığımız zaman o orta sahadaki 10 numaraya benzer veya 8 nolu o orta saha oyuncusunun da böyle dikine oynayabilecek pas kaliteli, teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu olduğu zaman da biz o 3. bölgeyi de ben inanıyorum çözeceğiz. Bir de şöyle aklıma geliyor hatta bir kadro yani baktığımız zaman hocam Muhammed de ısrar ediyor. Evet Kerim'i diyor ki orta saha hani Kerim orta sahanın sol tarafında Merih de ısrar ediyor. Israr edince de hatta ben bir kadro yaptım. 3-5-2 bilmiyorum onu. 3-5-2 evet. Bir kadro. Diğer bir hocamın yaptığı bir şey vardı. Sevgili Mustafa'cığım bir kadro var 3-5-2 yazıyor hoca, üstüne. Şu şimdi evet. Evet. Şimdi sonuçta basit takımlar karşısında Karaman maçında çok fazla üreti 3. bölgede çoğalamadık. Yani bu çok hocamın takımı. Yani bu sizin takım. Yaptığınız... Hayır yani bu şunu söylüyorum. Bu takımım derken tabii eğer Kerim'i orta sahada ısrar edersen, evet. Muhammed'i santforda ısrar edersen, Melih'i oynamada çok ısrar edersen o zaman bu şablonla özellikle işte Karaman, Belediye Derince gibi yani hedefi düşmeme anladım. Oynayan takımlar karşısında 3-5-2 oynarsın. Bari evet. Zaten o zenginliği de kazanmış olursun ve böylece o 3. bölgede de çoğaltırsın alternatiflerini. O varyasyonlarını orada da çoğaltabilirsin. Evet. Sonuçta Berşan gelip giden bir oyuncu. Örneğin 3-5-2'nin sağında Berşan çok rahat bir şekilde oynayacak. Dinamik bir oyuncu. Gidip gelebilecek bir oyuncu. Hasan Keza öyle. Baktığımız zaman golde de Berşan'ın orada ilk pozisyonda hatta Berşan vuruyor dönüyor ondan sonra Beykan tamamlıyor. Beykan tamamlıyor. Yani Berşan'ın işte orada sürekli o assist zone dediğimiz o bölgeye girmesi de yani orada hücum yönünün de Berşan'ın iyi olduğunu gösteriyor. Yani şunu söylüyorum eğer hoca bunlarda çok ısrar ediyorsa ben de diyorum ki böyle küme düşmeme oynayan tabii değiş ve böylece en azından 3-5-2'de en azından 3. bölgede daha fazla pozisyon üretirsin. Çünkü bu rakipler üzeren gelmiyor zaten. Ha evet. Baktığımız zaman bazı arkadaşlarım işte topun hakimiyeti hep bizde ama zaten takımın veriyor. Yani Karaman ve Belediye Derince onu istiyor. Topu rakibe veriyor. Yarı alanına çekiliyor. Rakibi üzerine çekiyor. Kaptığı toplarla kontrol atağa çıkmak istiyor. Yani onların amacı o şekilde sürekli Elaspor ama Elaspor'un halen daha çok fazla yan top yapması. İşte halen daha o 3. bölgede o hızlı hücumsal anlamda veya o hücum prensiplerini çok fazla iyi yerine getiremediğinden dolayı işte baktığımız zaman sadece 2 maçta 2 gol gibi ve baktığımız zaman işte Karaman hiç puanı yok. Belediye evet. Derince de ilk puanını almış oldu yani. Evet. Onunla ilgili gene bir sorum olacak da hocam. Şimdi sizin yapmış olduğunuz sisteme göre Alpay'ı da stopere evet. Yani 3 stoperimiz var zaten. Evet. Ali Kete sağda, Alpay ortada, Ercan solda,
stoperin, üçlü stoper yani 3-5-2'nin orta alanda Berşan, Kerim, Mikail, Beykan, Hasan. Kerim'le Beykan ileride, Hasan'dan Berşan zaten sağda solda ve Mikail gir ortada. Melih ve Muhammed de ortada. Vallahi yani savunma anlayışını. Hani yani savunma olarak tamamen yarı saha çekilen takımlar karşısında bu oynanır. Çünkü biz 3. bölgede çok fazla hani o varyasyonları yerine getiremediğimiz için rakip takım da bize çok fazla hani üzerimize gelmediği için kontrata geldiği zaman da zaten 3 tane stoper var. Ama şurada kesinlikle Alpay Koldaş, Karşıyaka Bandırma'dan bildiğimiz tecrübeli bir oyuncu. Onun da özellikle oyuna girerken kesinlikle zihinsel, mental anlamda eksikliği var. Yani maça çok iyi bir şekilde konsantre olmadan girdi ve yediği golde yani amatör demeyelim de yani çok büyük bir hata yapıyor, yerini kaybediyor, öne gidiyor. Yediğimiz rakip, golü bir ekrana getirelim. Bir geldiği zaman yani Alpay'ın da mutlaka bence zihinsel, mental anlamda da daha iyi bir şekilde maçlara çok iyi bir şekilde konsantre olması gerekiyor. Belki ilk maçta oynamadı, belki üzülmüştür. Evet. Çünkü böyle topçularda o sıkıntı var. Bak golü, bunu başından alalım. Biraz başından alalım. Yani oyunu. Orada kesinlikle bak kaybetmemesi şurada, lazım. Evet. Bak geliyor bak. Bak şurada. Evet. O oyuncu da gitmiş oluyor. Yani orada bak şeyin Alpay Koldaş'ın o alanı kesinlikle boş bırakmaması lazım. Hani bir de 10 kişi kalan işte bir takımda tabii ki orada orta saha oyuncudan da ilk baskıyı yapması lazım. Sonuçta hemen hemen 3. bölgeye yaklaşmıştı rakip. O, evet. Ama orada Alpay'ın bana göre çok büyük bir pozisyon hatası var. İşte o da neden oluyor? Bana göre işte oyuna girerken çok fazla zihinsel anlamda bana göre çok iyi bir şekilde motive olmayıştan kaynaklanıyor. Evet, göğsüyle alıyor önüne orada. Evet, İsa rakip. Evet. Evet. Bir de bir puana çok sevindiler hocam. Yani şunu soracaktım hocam. Evet. Şimdi bak az önce ekrana getirdik. Çok genç oyuncuları var. Evet. Bu çok genç oyunculara karşı genelde böyle teknik olan, şey olan takımlar bazen istedikleri futbolu ortaya koyamıyorlar. İki haftadır da bize öyle bir denk geldi. Acaba o daha çok oyunu bozmaya ve savunma yapmaya yönelik oynadıkları için takımlar, böyle teknik olan takımlar, yani bu sadece Elazığ'a değil, birçok takımda bir bakıyorsun, mesela büyük, üç büyükler de Fenerbahçe veya Galatasaray gidiyor, başa baş oynuyor, derbi maçları kazanıyor, gidiyor bakıyorsun en alttaki takıma puan kaybediyor. Ya geçen haftadan demiştik zaten hani belediye derince maçının da zor olacağını söylemiştik. Ama biz yani. Hafta içerisinde hocamızın bir demeci vardı, mutlak 3 puanla dönmek istiyoruz kesinlikle. Diye. Evet. Ya şimdi belediye derince mesela Van maçını da 90 dakika izledim. Sonuçta 90'cı mı 80'de yani son dakikalarda Van attı. Hatta 90'da net bir pozisyondan yararlanamadı. Atsa 2-2 olacak o maç. 1-0 da öne geçti. Ama Van da öyle oynadı ama Van en azından 2-3 tane direkten dönen top oldu. Pozisyon üretildi. Anlatabildim mi? Yani burada da baktığımız zaman maçın en net pozisyonu burada işte İsmet'in sanırım 40. dakikalarda duran bir topta kornerden müthiş bir kurtarışı vardı. Yani rakip takım adına. Evet. Yani baktığımız zaman çok iyi orada İsmet bilmiyorum o pozisyon gelirse iyi bir kurtarış yaptı. Aynı şekilde aynı şeyde 40. dakikada kornerden. Burada Elazığspor'umuzun diğer bir konu da bak duran topları böyle bak duran toplara baktığımız zaman kornerlerde duran toplarda çok fazla opsiyon yok. Yani 2 veya 3 aksiyonlu kullanmak gerekiyor. Veya duran toplarda A planı olur, B planı olur, C planı olur. Öyle planlar da yapması gerekiyor. Belki hoca yapıyordur o. Veya hoca 3. bölgede hücumsal anlamda, belki taktiksel anlamda antrenman yapıyor. Belki futbolcular yetersiz kalıyor. Onu da bilemiyoruz. Çünkü antrenmanı izlemediğimiz için. Ama mesela duran toplarda çok farklılık, çeşitlilik olabilir. Yani günümüz futbolunda da duran toplar çok etkili yani. Akşam işte milli takım maçı vardı. Önceki. Tabii İzlanda'ya baktığımız İzlanda, zaman geçen Karadağ maçında da sanırım 2 duran topta atmış. 2-0. Bütün gollerini duran toptan atmış. Yani hayır günümüz futbolunda da önemli ama baktığımız zaman direkt kullanıyor. Yani onu çeşitlendirmek gerekiyor. Çift aksiyonlu olabilir, 3 aksiyonlu olabilir, farkındalık olabilir. Yani orada CSA'sı içerisindeki o oyuncular arasındaki iletişimle hani nereye gidebileceğini, pası nereye ortaya atacağına ona benzer bir sürü varyasyonlarla çoğaltılabilir yani. Evet. Hocam sorularımız var ama biz soruları programın sonunda ya da ikinci bölümde
bakacağız. Ya da hemen bir bakalım, iki tane sorumuz varmış onlara. Cemal Gündoğan diyor ki, selam Yusuf abi, iyi akşamlar. Ender Çınar hocama selamlarımı yolluyorum. Ay, bugün Elaspor profesyonel disiplin kuruluna sevk edildi. 43. maddeden seyirci cezası alabilir miyiz? Ayrıca takım bas golcü sıkıntısı çektiği belli. Muhammed Arslantaş ile Elaspor bir yere varamaz. Tunç, Murat, Behram alınsa mükemmel bir pivot santrfor İstanbul'dan. Cemal Gündoğan. Cemal Gündoğan da iyi akşamlar diliyoruz kendisine de. Evet. Tunç Behram tabii önemli bir oyuncu. Geçen Batman'ın şampiyonluğunda da önemli rol oldu. Sanırım 16 tane gol attı. Başarılı ama ben yani baktığım zaman Maçkolik'te herhangi bir takıma da gitmemiş. Oynamamış ama kimi diyor öyle bir söylenti duydum. Kıbrıs'a yerleşmiş o oyuncu. Ne kadar evet. Doğru onu bilmiyorum. Bir arkadaş dedi yani Kıbrıs'a yerleşmiş. Ama baktığımız zaman yani 2024-2025 futbol sezonunda herhangi bir takımda mevcut değil yani. Evet. Yani ben de bugün bir yönetici arkadaşımızla görüştüm. Şu anda orta sahaya. Bugün, yarın ya da öbürsü gün, yani iki gün içerisinde çözeceklerini söyledikleri biri bir futbolcuyla hemen hemen son aşamaya gelindiğini söyledi. Ama santrforla ilgili şu anda henüz bir düşünce yok. Anladığım kadarıyla yani biraz da bu sene piyasada yüksek olduğu için kulübü özellikle bu transfer tahtasını açma konusunda bayağı bir giderleri de oldu. Evet. Bu konuda biraz kulübü şeye sokmamak için mevcudula ısrar etmeyi düşünüyorlar gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ya burada işte transfer planlaması bana göre yanlış. Evet. Şöyle bir yanlış. Yani o iki gerçekten büyük paralar dönüyor. Hani borca girmeme adına yapıyorsa. Ben olmuş olsam hani Melih İnal da bilmiyorum ne şeyde basında okuduğum kadarıyla sonuçta iyi bir paraya gelmiş. Evet. Yani. Bunun yerine kulübüne mesela, de ödenmiş herhalde. Evet. İşte ben mesela Melih İnal'ı alacağımı örnek söylüyorum. Santfor alırdım. Evet. Yani çünkü bizim dış oyuncular var. Mert de oynar orada, Kerim Fıray da oynar, Beykan da oynar. Yeri geldiği zaman işte Burhan Arman var. Var da var. Evet. Ama bizim orada veya orta saha oyuncusu alırdım. O ki maliyetler yüksekse işte burada transfer komite planlaması da bana yani göre o bölgede transfer mühendisliği de yanlış. Evet. Çok oyuncu var onu söylüyorum. En az 3 tane o bölgenin adamı var. Tabii Burhan var, Beykan var, Kerim Fıray var. Burhan da sersen 4 eder. Onu söylüyorum. Çok oyuncu. Yani ben olmuş olsam o zaman o ki hani çok fazla borca sokmam adına doğru olabilir. Ama Melih İnal'ı şimdi düşündüğüm zaman kafamda baktığım zaman futbolculara kesinlikle Melih İnal'a transfer komitesi olarak kesinlikle yerinde olsam onay vermezdim. Melih İnal yerinde önceliğimiz bizim bir orta saha oyuncusu veya bir forvet oyuncusu alırdık. Yani evet. Bizim dışta çünkü çok oyuncu var. Ha hoca Melih'i forvet olarak alıyorsa da o da yanlış. Yani belki bir yıl sezon futbolculuk hayatına baktığımız zaman uzun süre en az 10 yıl oynamışsa, bir yıl santfor oynamışsa işte bizde de mesela Burak Kavlak vardı. İlk başladığı zaman Bingöl'de santforda oynadı. Daha sonra bazı maçlarda oynadı ama en az 7-8 şu anda Van Spor'da da stoper oynuyor yani bu oyuncu. Evet. Anlatabildim mi? Yani onun için orada Melih'in yerine ben olmuş olsam hani o ki transfer yapmayacaksam Melih'in yerine ben bir 10 numara pozisyonuna bir oyuncu veya forvet oyuncusu alırdım. Veya işte genç takımlara, gençlere yönelirdim. Yani şimdi herkes belediye derince gençlere yönelmiş. Ben Giresun maçı, Diyarbakır maçını izledim. Giresun'un %90'ı Giresun'un hep genç. Evet, genç. Onun için yani Soma'sı yine öyle. Baktığım zaman birçok kulüp gençlere yönelmiş. Biz de o gençleri bulabilir miydik? Bulabilirdik. Burada da yine ne diyoruz? Biz diyoruz ki kulüp bir kurumsal yapıyor olsun. Bir scout ekibi bilmiyorum inşallah vardır. Kimi diyor vardır onu da tam bilmiyorum. İnşallah bir açıklama olur. Bir scout ekibi olduğu zaman o futbolcular da getirir. O da katkı sağlayabilir. Evet. Yani ben ona inanıyorum kesinlikle. Yani o tecrübeli oyuncularla gençleri oyuncularını bir ara harmanladığın zaman çok iyi bir kolej takımı çıkabilir yani. Ben buna kesinlikle inanıyorum yani. Yani evet. Onun için bu tür hamleler transfer komitesi yapabilir miydi? Yapabilirdi. Evet. Sevgili Mustafa'cığım, bir de bizim attığımız golü sana zahmet izleyebilirsek şöyle 55'te kart görüyoruz. Ondan sonra 1-0 öne geçiyoruz. Niye bizim attığımız golü istiyorum? Çünkü
Biz maçı şeyden izledik, YouTube üzerinden. Yine Elazığspor da kendi YouTube üzerinden maçı yayınladı, bu gol. Bir kez daha izleyelim. O an yayın kesildi. Yani evet. Şey izlerken, maçı izlerken yayın kesildi. Hatta biz bu görüntüler sağ olsun kulüpten sonradan, işte Berçan işte şurada vuruyor, en son Beykan tamamlıyor, evet, ve golü kaydediyor. Bu golü birçok kişi, evet, evet, çok kişi de izleyemedi. Bizde de yoktu. Sağ olsun sonradan kulüpten sevgili Fatih Gürkan Mülayim'den istedim. Bize gönderdi bu görüntüleri. Hatta haberlerimizde de kullanamadık. Elimizde görüntü yok. Ama maalesef bizim taraftarlarımız birkaç tane böyle cins diyelim, nasıl bir şey yani söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Hemen diyor ki ya rakip takımın golünü vermişsin. Kardeşim orada yayın kesildi. Yani sen yayını takip etmemişsin. Bari niye yorum yapıyorsun? Niye bizi rencide ediyorsun? Durum olmadı. He, yani ya böyle enteresan insanlar var. Bilmiyorum çok. O yüzden ısrarla golü bir daha izledim. Yusuf abi bak burada da gole baktığın zaman ya gerçekten futbol bana göre pozisyon oyunu. Yani evet, o pozisyonu doğru alırsan her türlü sonuca gidersin. O orta attığı zaman ceza sahası içinde sanırım 4 tane oyuncumuz var bizim bak. Rakipten evet, de 4 tane bak, bizden de tekrar o dondurduğunuz zaman o ilk orta attığı zaman bir bak, evet, ilk orta attığı zaman 4 tane oyuncumuz var. Yani ilk bak şurada orta attığı zaman bak, evet, şurada kalalım. Bak bir tane önde var, 1 2 3 4 tane. Bak 4 bir tane, de diğer tarafta. Evet. Ve rakip savunmada da 4 oyuncu. Yani 4'e 4. Yakalamış. Evet, yakalamıştır ve gerçekten Berşan'ın orada olması, Beykan'ın işte orada olması, o asistan bölgesi dediğimiz o yerlerde olması, ha, evet, o da gerçekten iyi. Yani bu tür pozisyonları çoğaltırsak biz gerçekten iyi bir takımız, onu belirtmek istiyorum yani. Evet. Bizim sadece işte bu tür pozisyonlar, CS aslında çoğalmada sıkıntı var. İşte bu tür pozisyonlarda mutlaka bizim çoğalmamız gerekiyor. Evet. Onu zaten zaman zaman yapıyoruz. Geçen yıl da İlk başta eksiklerimiz vardı. Sonradan tabii, toparladık. Aynen. Yok doğru. İnşallah bu sezonla yeniden İnşallah. Toparlarız. Taraftar konusunu sevgili Cemal söylemişti. Yalnız biz şöyle, biz de tabii sosyal medyadan şey olduk. Rakip takımın sahasının küçüklüğünden işte izliyorsunuz. Bak karşıdaki, evet, sevgili Mustafa'cığım, evet, tam şurayı senden rica edeyim. Bakın şu karşıdaki küçük yer. Onların da oranın da şeyi, seyirci sayısı 84 85 kişi 85, falan, evet, öyle bir rakam. Çünkü bunlar ilçe sahası. Yani buralar, evet, 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 olmuyor. Bizim de çevre illerden sağ olsun İstanbul'dan, evet, evet, o illerden, fazla, Ankara'dan, yani birçok illerden, hatta Elazığ'dan gidenler, taraftar gruplarımız var. Ama orayı bilerek gitmek lazım. Yani şimdi bilmeden niye, aha, gidiyorsunuz? Yani orada bir sürü olaylar olmuş. Biliyoruz sonradan işte yönetim bize sahip çıkmadı falan. Sosyal medyadaki paylaşımlardan görüyorum. Sağ olsun Derinceliler yine kendi tribünlerine, evet, kendi tribünde, almışlar. Evet, evet, oradan, evet, izleyenler olmuş. Varmış, evet. Ama bunları hesaplamak lazım. Yani buradan izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Şimdi burada da şunu söylemek istiyorum. Acaba hafta içi yönetim kurulu kendi sayfasında işte bizim oraya sadece 85 seyirci alınacağını, onun için çok fazla sayı gelmeyeceğini böyle hani sosyal medyada paylaşmış ama olsaydı. Şimdi görüyorlar çok. Bilmiyorum, belki paylaşmışlardı. Yo, ben burada yönetimde suçlamak istemiyorum. Mesela grup liderleri bilenler, o yıllarca oraya maçlara gidenler de biliyor. Yani stadın hemen ismini yazıp şeyde zaten rakip seyirci yani sayısı belki çıkıyor. Bazı taraftar şey oluyorsa yani orada takip etmiyorlarsa o da yapılabilir, evet, yani. Yapılabilirdi. Yani bu sosyal medyada paylaşım yaparak teşekkür edip işte, evet, sonuçta 85 kişi alınacağını, onun, evet, için kısıtlı bir İki sayıda gelirse seyircilerin memnun olacağını böyle o şekilde bir paylaşım yapsalar. Çünkü kırıcılık olmuştu. Ben gördüm sosyal medyadan. Oradaki gidenler, içeriye giremeyenler yönetimle tartışmışlar. Bir sürü şeyler olmuş. Başkanla ilgili falan. Gerek yok. Yani tabii, daha sezonun başındayız. Tabii, biz yok, yok, sezonun başında böyle sakin olmamız lazım, birbirimizi, evet, kırarsak olmaz, bu işin abi, sonu gelmez. Çok kötü yani olur. Beraberliğimizi, o yüzden, her zaman, evet, muhafaza etmemiz işte gerekiyor. İşte bak oradaki yaşanan olaylar dolayı da PFDK'ya sevk edilmiş. Aha. Yani bu da biz zaten geçen yıl da bütün deplasmanlardan mutlaka şeye sevk edildik yani. Ceza aldık. Yazık, günah. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sonuçta bir tane Elazığ sporumuz var. Tabii, kesinlikle. Ona sahip çıkmamız, aynen, lazım.
Çok güzel stadımız var. Var aynı. Taraftarımız da var. Taraftarımız da güzel. Iyi, evet. Ama biraz daha böyle bilerek işe gitmek lazım. Onu kesinlikle. Her iki tarafta, herkes de kendi görevini iyi yapması lazım. Gerekiyor. Yani sağ olsun yine taraftarımız gitti orada. Kesinlikle, yalnız bırakmadılar. Gidiyor yani, hiçbir şekilde. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Şimdi birçok aşim bak biz burada olacağız Elazığ'da. Bak rakiplerden hangi takımın taraftarı gelecek göremeyiz. Yani ilk takımı yani, Karaman'ın bile gelmemişti. Gelmedi. Yani ilk maçta Karaman ilk takım olmasına rağmen seyircisi yoktu. Evet. İyi yayınlar demiş Yusuf abi. Takıma iyi bir merkez orta saha ve golcü alınmazsa bir yılımız habe olur. Bu başarısızlık da ısrarla üretkenlikten uzak pas oyunu tercih eden ve golcü istemeyen Bülent Hoca'ya yazar. Bu sistem bir yerde çöker benden demesi. Doğancan davası ve Maksut Taşkıran ismi geçiyor. Doğancan Davas. Doğancan Davas şöyle bir durum var. Onu Çorum'da da karşı karşıya gelmiştik. İyi bir oyuncu. Galatasaray altyapılı. Evet. Bandırma'da geçil sanırım bayağı oynadı yani. Yaklaşık bir 21 maç mı ne oynadı? Bu yılda 4 maçta 2-11, 2 de sonradan girdi. Yani birincilikte şu anda Doğancan Davas Bandırma Spor'da 4 maçta oynuyor. Yani 2 maç 11 oynadı. 2 maçı yani geldiği zaman çok iş yapar mı? Evet çok iş yapar. Ama çok büyük külfet mi? Bana göre yani şu birincilikten Doğancan Davas gibi bir oyuncu almak da tabii ki büyük bir külfet. Ama bilmiyorum ne kadar doğru eğer alındığı takdirde de gerçekten ciddi bir rakam yani ödenecek. Orta sahadan yani bir kişiyle bir iki gün içerisinde ya yarın ya da öbür gün yani açıklayacağız Doğancan Davas, dediler. Yani şimdi inşallah odur. Ya inşallah. Yani çünkü onu çok yakından tanıdığım için biliyorum ve altyapısı da Galatasaray'dan altyapısı. Bandırma'da da geçeli çok maçlar oynadı. Sanırım 9-10 tane yakın gol attı. Bu yılda 4 maçta 2-11, 2 sonradan girdi. Yani iyi bir oyuncu. O işte ona benzer özellikle oyuncu almamız gerekiyor yani. Arkadaş da öyle yazmış. Doğancan'ın demiş talebi çoktur. İhtimal vermiyorum. Maksut olabilir. Saygılarla demiş. Acaba yani bandırma bilmiyorum. Verir mi? Yani sonuçta birincilikte evet. Şampiyonluğu oynayan bir ekip ve sonuçta 4 maçta 2 maç 11 oynanmış yani. İyi adam. İyi, kesinlikle çok iyi hem de. Yaşık yani bizim aradığımız genç mi hocam ben yok, tam biraz tanımıyorum. Yok var yani 27-28 tam bilmiyorum ama o civarlardır yani böyle. Evet. Hayırlısı sonuçta. Çorum'da üçüncülükte de oynadı. Evet aklın yolu bir. Derinceliler çok sevindiler. Evet. İstersen sevgili Mustafa'cığım onu da bir ekranlarımıza getirelim. Maç sonu aldıkları bir puana. Tabii onlar da bir ilk hafta deplasmanda kaybettiler. Evet. Daha sonra kendi sahalarında Elazığspor gibi bir takımdan bir puan almak onları sevindirdi. Genç ekip. Evet. Ve hepsi sonuçta o ilin oyuncuları. Yani evet. Sonuçta spikerden duyduğumuz kadarıyla baktığımız zaman seyirci de ilk kez bu kadar fazla gelmiş. Onun nedeni de diyor işte futbolcuların akrabaları, eşi, dostu, arkadaşları gelmiş. Yani ilk kez böyle %80 sanırım Kocaeli doğumlu oyuncularla genç bir ekip ve sonuçta şampiyonluğu oynayan önemli ekiplerinden bir Elazığspor'dan sonuçta puan almak evet. Da bu kadar tabii ki sevinmeleri gayet normal yani. Evet. Aralarında bir iki tane tecrübeli vardı ama hocam. Var 36 var. Yaşında işte vardı o ön liber oynayan şey baktığım yaşına sanırım 35-36 tane evet. Vardı. Yani aralarında tecrübeli. Yani işte bizim de zemin de yalnız çok kötüydü, çok kötüydü hocam. Çok kötüydü evet. Zemin onu çok da belirtelim. Kötüydü evet kesinlikle. Yani zemin bak şu an buradan belirliyor. Biraz yok, çok kötüydü. Şey olunca tam belli olmuyor. Bir de bizim taraftarlarımız şeyden çekmişlerdi. Mesela kale önleri de çok kötüydü. Çok yani. Kötüydü yok aynı. Evet. Yok doğru kesinlikle. Saha gerçekten zemini çok kötüydü. Çok kötü bir zeminde oynadık. Hatta maçı izlediğimizde sunucu da bak o kale evet, çok kötü evet, mesela evet. Oralar. Çok toprak berbat. Şeklinde şu, evet orta saha evet. Yine öyle toprak yani. Şey de sunucu da söylüyordu. Diyordu ki yağmur da yağmış herhalde ağırlaşmıştı. Zemin de kötüydü yani. Onu da belirtelim. Evet bir iki sorumuz daha var. İlk bölümü var. O zaman sorularımızla tamamlayalım. Evet. Benim de not aldıklarım bakayım eksik bir şey kaldı mı hemen onu da Ali'yi konuşmuştuk. Ali gibi tecrübeli bir oyuncunun kesinlikle evet. Kart görmesi ona yakışmadı. Evet Elazığspor'u konuşurken o zaman sevgili Mustafa'cığım bir de
Haftanın sonuçlarını hemen bir ekranlarımıza getirelim. Geçen hafta oynanan karşılaşmalarda nasıl sonuçlar alındı? Onu da bir değerlendirelim. 23 Faka ile ilgili bir soru var. Onu ikinci bölümde konuşacağız arkadaşlar. Diğer soruları da ikinci bölümde değerlendireceğiz. Evet, geçtiğimiz hafta grubumuzda alınan sonuçlar şöyle. Serik gruba flash transferlerle başlayan Serik kendi sahasında Soma'yla 1-1 berabere kaldı. Cumartesi oynanmıştı bu karşılaşma. Akabinde Karacabey Belediyespor 1, Erbaspor 0, Mersin İdman Yurdu bu haftada mağlup oldu. 1, Aksaray 68, Aksaray Spor 3, Aksaray 2'de 2 yaptı. Diyarbakır Spor 0, Giresun Spor 0, Nazilli Spor bu hafta bizim rakibimiz 0, Van Spor Futbol Kulübü 3, biz Van'ı takip ediyoruz maçlarda, onu da belirtelim. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor faaliyetler 0, Arnavutköy Belediyesi 0, Belediye Derince 1, Elazspor 1, Buca Spor 1928 1, Ankara Demirspor 1, Karaman Futbol Kulübü 1, Menemen Futbol Kulübü 2. Menemen de 2'de 2 yaptı. Puan durumuna geçeceğiz ama hocam bir şeyleri değerlendirirseniz sonuçları. Evet. Ya burada sürpriz bana göre hani şampiyonla oynayıp da berabere bitiren sonuçta Buca Spor Ankara Demir maçı, Serik Soma maçı, bir de tabii Elazspor'umuzun maçı biraz sürpriz oldu. Evet. Onun dışında baktığımız zaman işte Aksaray bana göre çok sessiz bir şekilde geliyor. Sessiz ve derinden 6 puan iyi futbol oynuyorlar. Evet. Orada da işte İbrahim Yılmaz, İstanbulspor'la yıllarca oynayan iyi bir santforları var. Evet. Abdurrahman yine canlı var, Onur var, İskenderun'dan aldıkları oyuncu. Yani iyi bir ekip kurmuşlar, birliktelik de iyi. Sonuçta bizde daha önce Elazspor'umuzda çalışılan Şaban Yıldırım hocaları, onlar iyi gidiyor. Burada parantez açmak istiyorum, özellikle genç takım olmasına rağmen şampiyonluğu oynayan bir takım gerek Serik'te kendi evinde gerekse Buca'da iki maçta beraberlik alan, işte bizim Sinan Hoca'nın da kaleci antrenörlüğü yaptı. Ankara Demirspor bana göre iki maçta iyi işler yaptı. Sonuçta şampiyonluğu oynayan iki adaydan da puan aldı. O oldu. Burada yine Menemen'i kutlamak istiyorum. Evet. Soma'nın hocası Menemen'e gitti. Hatta bizim de anne tarafı Elazığlı hocanın. Öyle mi? Evet. Evet. İsmi Burhanettin Hoca. Burhanettin Hoca geçil Soma'daydı, işte o bahsettiğimiz. Evet. Anne tarafı da Elazığlı. O Menemen'e gitti. İyi bir iş yaptı. Sonuçta 2'de 2 yaptı. Sonuçta zor bir deplasman, Karaman deplasmanda da son dakikada atılan golle sanırım uzatmada 2-1 6 puan duruma geldi. Burada öyle yani iyi takımlar derken Diyarbakır Giresun maçını izledim. Yani sıradan tipik bir üçüncülük maçını andırıyor. Yani bu üçüncülükte inen ikincilik arasında da bence çok büyük bir fark yok. Evet. Yani burada az çok playoff oynayan takımlarla düşmeme oynayan takımlar arasında da bana göre bir fark var yani. Evet. Yani tamam, bazı takımlar genelde deplasmanlarda veya kendi evinde bazen takılıyor. Ama o dediğin de doğru Yusuf abi. Yani o gençler karşısında da bazı gerçekten zorlanıyorlar ve şampiyonla oynayan o takımlar veya evet, işte bizim onu söylüyorum. Böyle 11 tanesi de Süper Lig'den alan o oyuncuları alıp oynatmak, o da bana göre sıkıntı yani. Evet. Hocam tabii ilk iki haftada Aksaray, Menemen ve Van. Van evet. 3'te 3 yaptılar. Hemen puan durumuna dönelim. İşte Van'da da Fuat Bavuk bu hafta 2 tane attı. İşte bu da santfor gerçekten önemli yani. Batuhan Kör gibi bir oyuncu bile yedek yani Van'da baktığımız zaman. Evet. Elazspor 4 puanla kaldı. Onun da 4 puan 2 haftada aslında normal iyi. İyi tabii, kesinlikle. Evet. Yani bir uyum süreci olacak. O zamanla olacak. Evet. Elazspor'umuzu. Hani fiziksel anlamda da çok eleştirmemek gerekiyor. Daha ligin başındayız. İnşallah en kısa sürede yani 4 puan iyi mi? Evet, sonuçta baktığın zaman 2'de 2 maçta 4 puan iyi bir puan. Puanla tanışmayan 4 takım var. Karaman, Erbağ, Mersin İdman Yurdu ve Nazilli. Evet. Bu hafta da Nazilli ile oynayacağız. Hemen haftanın maçlarına sevgili Mustafa'cığım getirelim. Önümüzdeki hafta bakalım maçlar kimler bizim grupta, Elazspor'un grubunda yani TFF ikincilik kırmızı grupta. Diyarbakır Spor, Serik Belediyespor, Ankara Demirspor, Karacabey Belediyespor,
Çimenteş Elazığ Nazilli Spor maç cumartesi, onu unutmayalım arkadaşlar. 68 Aksaray Spor Karaman Futbol Kulübü, Merkür Jet Erbaa Spor Beyoğlu Yeni Çarşı, Arnavutköy Belediyesi Yeni Mersin İdman Yurdu, Soma Spor Buca Spor, Menemen Futbol Kulübü Belediye Derince, Giresun Spor Van Spor. Evet. Hocam burada yine ağırlıklı bakıyorum Van, değil mi? Menemen. Evet. Yani burada Van iki hafta üst üste deplasmana gitti. Yani bu hafta Nazilli'ye gitti. Evet. Nazilli'de 3-0 galip geldi. Şimdi Giresun'a gidiyor. Giresun'dan sonra zaten biz de oynuyor. Evet. Sanırım biz Van Spor'u takip ediyoruz. Elazspor'umuza baktığımız zaman sonuçta gerçekten büyük sıkıntılar çeken bir Nazilli Spor var. Yani gerçekten ben baktığım zaman öyle bir Cumhur var, çok yaşlı bir oyuncuları. Bir Anıl Taşdemir var böyle yaş. Diğerlerinde o yöreye ait genç. Yaklaşık bir ilk 11'de oynayan 5-6 tane bir genç oyuncu da var. Ama baktığımız zaman düşmeme oynayan bir ekip görüntüsü var. Yani Nazilli'de hocam, Nazilli maçını oynayan. Bir devre, şeyden evet. Sonra bir aradan sonra tamam, değerlendirelim. Tamam. Yani, süremiz doldu. Evet. Yani Soma Buca maçı zor olur. Evet. Diyarbakır Serik maçı zor olur. Baktığımız zaman inşallah rakiplerimiz puan kaybeder, inşallah amacımız da o. Evet. Yani burada Giresun belki hani genç bir ekip, Van'dan bir en kötü bir beraberlik alırsa, bunlar tabii ki inşallah rakiplerimizin puan kaybetmesi, bizim de inşallah büyük ihtimalle galip geldiğimiz takdirde belki o puan şeyi biraz ikiydi, belki eşitlenecek yani. Evet. Bir iki soru daha var ama sevgili izleyenler, birazdan onları değerlendireceğim. Sevgili Muzaffer Taşdöven de bize Ankara'dan atmış. Birazdan ikinci bölümde okuyacağım mesajları. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili izleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde Belediye Derince Spor Elazspor karşılaşmasını değerlendirdik. Bu biraz daha şöyle bir 10-15 dakika daha yine Elazspor'umuzu konuşacağız. Sorularımız var. Bir iki konu daha var. Şu anda rejimiz de çalışıyor. Sevgili Mustafa sağ olsun bize. Arada bir telefon gelmiş. Telefonda bir arkadaş transferden konuşmuştuk. Bu transferin Maksut Taşkıran, Esenler Erokspor'dan orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran olduğunu söylemiş. Biz de hemen sevgili rejimiz hazırladı. Maksut'u böyle bir baktık. Van doğumlu. Evet. 15 Şubat 1965, 29 yaşında merkez orta saha oynuyor. Esenler Erok'ta sevgili hocam da evet. Az önce baktı. Bir maç bu sezon evet, sonradan girmiş. Gençler Birliği maçında oyuna girmiş. Ama background'una da baktık. Orası da iyi. Background'u çok çok iyi. Evet. Evet şu yani anda 4 şunu söyleyeyim. 4 sezonda 24 gol atmış. 4 sezonda evet. 24 gol. Yani Erok, Erzincan, Etimesgut, 1922 Konya oynamış. Yani Konya, Etimesgut, Erzincan ve Erok'ta toplam 4 sezonda 24 tane gol atmış. Evet. Bu da bana göre aradığımız, bana göre bir oyuncu yani. Tabii kendini ispatlamış. Genelde bir Konya, oyuncu. Van, evet, Van Konya, Van'da çok fazla bir de bu bölgenin de bu oyuncusu bölgenin yani. Bölgenin oyuncusu evet zaten evet. Van doğumlu. Bilmiyoruz tabii, bu bir duyum, bir izleyicimiz bize belirtmiş. Ona göre biz de söyledik. İnşallah doğrusa iyi bir transfer yani, gibi görünüyor. Evet, kesinlikle yani o altı son 3 bir futbolcuya baktığımız zaman son 3-4 yılını iyi ince araştırmak gerekiyor. Son 2-3 yılını. Evet. Onu da araştırdığımız zaman işte son 4 yılda gerçekten takımlara çok büyük katkı sağlamış. İşte 4 sezonda 24 gol de az değil bir orta saha oyuncusu için. Demek ki çoğu maçta da hep zaten oynamış evet. Oyuncu. Tecrübeli de bir oyuncu. Oldu, evet, iyi bir oyuncu. Tecrübeli oyuncu. Sanırım 29 yaşında. Evet. Elazspor'umuza eğer gelmişse inşallah hayırlı olsun. İnşallah katkıda evet, sunacaktır. Biz yani evet. iyi bir şeyi var. Kesinlikle yani. Background'u evet. var. Sevgili Muzaffer Taşdöyen, az önce de belirttim.
Program birinci bölümde Ankara'dan bize yazmış. Kendisine buradan Ankara'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, diyor ki yazıları, kadro yazılarının biraz okuyamamış. Onların ama düzeltilmesini istiyor var inşallah. Var mı bir sıkıntı bir Mustafa abi kadroyu Mustafa verirse abi, bir kadroyu. Buradan çok net görünüyor. Net bilmiyorum net. Tabii ekranda farklı olabilir. Elaspor'un kadrosunu. Evet Elaspor'un ya da evet Elaspor kadrosu. Yani biz buradan net okuyoruz. Demek ki ekranda farklı. O zaman, orada ekranda biraz sıkıntı oluyor. Forma renklerini tamam. Ve şey biraz... Bak şimdi oldu. Bak evet. Şimdi tam ekranda da net görünüyor. Evet şöyle evet. Olunca net. Evet, evet net görünüyor. O zaman yani herhangi bir... ara sıra böyle verelim sevgili Mustafa'cığım. Şimdi aynen. Net bir kadromuz ortaya çıktı. Ekrandan buradan izleyince biraz demek ki ekranda tam net görünmüyor ama yaklaşınca tabii net. Teşekkür ederim hem Muzaffer abiye hem aynen. Sevgili Mustafa'ya. Aynen. Bizim eski malzemeci Nazım kardeşimiz evet, bir mesaj göndermiş. Demiş ki hayırlı programlar, tespitleriniz ve yorumlarınızı dinlemek keyif verici. İyi ki varsınız, iyi programlar. Sevgili Nazım kardeşimize bize teşekkür ediyoruz. Az önce bir izleyicimiz Melih'le ilgili ben kulübü bonservis bedeli de ödendi dedim ama arkadaşımız doğru. Ben de hatırladım. Kiralık olarak Elaspor'a geldi. O da bize onu hatırlatmış. Diyor ki 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu kulüp ama oyuncu TFF sitesinde kiralık görünüyor. Vallahi biz de bazı duyumlar öyle aldık. Yani dediler şey de ödendi. Belki farklı bir şey ödemiş olabilirler mi onu da bilmiyorum. Onu net ilerleyen programlarda... Keçiören de o yönden genç yetenekli oyuncuları buluyor. Evet. Ve gerçekten bana göre birincilikli olmasına rağmen borçsuz bir kulüp. Yani son 4-5 yıla baktığımız zaman buna benzer çok yetenekli oyuncuları bulup kiralıyor. Hani birincilikte oynamayacağı zaman da çeşitli kulüplere mesela kiraya veriyor. Melih de yani iyi bir oyuncu. Sonuçta o birincilikte de tabii oynamış. Ki. Tecrübeli bir oyuncu yani. Mücahit isminde bir arkadaşımız demiş ki kolay gelsin hayırlı akşamlar ben bir Elazığlı olarak Diyarbakır'dan yazıyorum. Takımın şu an en önemlisi forvet oyuncularının bir an önce kendilerine gelmeleri, goller atmaları yoksa şampiyonluk yolunda çok zorlanırız. Kolay gelsin demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimizin başka bir mesajı vardı. Hemen ona da bakayım. Onu da okuduk. Evet odur. Diğer şeyi de okumuştum. Diğer bir izleyicimizin sorusu 23 fakayla ilgiliydi. Bir izleyicimizin daha mesajı var. Hemen onu da okuyayım. Çok güzel program. Size çok teşekkür ederim. Değerli Gakkom müdürüm. Çayda çıra yanıyor. Her yerde yanacak. Gakkolar bu sene şampiyon olacak. İnşallah. İzmir'den Elazığlılar taraftar amigosu Coşkun Kibaroğlu çok güzel demiş bir program. Evet, biz de kendisine ve başkanım. Buradan İzmir'e selamlarımızı evet. Gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kadromuzu da gördük. Hocam önümüzdeki hafta yine aynı oynadığımız rakiplere benzer bir evet, takımla evet, maçımız var. Evet. Maç cumartesi oynanacak. Evet. Akşam saat 17'de. Bu arada bilet fiyatlarını da bugün biletler de satışa çıktı. Bilet fiyatlarını da sevgili sanırım aynı. Karaman aynı. Evet. Protokol 1000 TL kapalı 250, maraton 150, kale arkası 50, misafir 50. Bugün kulüp satışa çıkardı. Hocam Nazilli maçıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya Nazilli'de baktığımız zaman tecrübeli oyuncular da var. Yaşlı evet. Dediğim Anıl gibi, Cumhur gibi. Bunun yanı sıra genç oyuncular da var. İlk maçta Giresun'da 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde de Vanspor'a ağır bir yenilgi gerçekten aldılar. Sonuçta tipik bir bana göre bir Karaman şeklinde, Karaman'ın o oyun planı şeklinde, oyun düşüncesi şeklinde Elazığ'a geleceğini biliyorum. Yani sonuçta bir puana gelecekler, kapanacaklar. Yakaladıkları evet. Toplarla, hızlı ucuma çıkıp kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım görüntüsü olacak. Evet. Burada yine topun %60'ı 70'i Elaspor lehinde olacak.
Ama işte o çözümleri hocanın mutlaka bulması gerekiyor. Tekrar söylüyorum, yani bizim kahraman maçı da ilk maçtı. Artık bu üçüncü maç. Üçüncü maçta biraz daha o hücum varyasyonlarının biraz daha sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Daha çok pozisyon bulmamız gerekiyor. Cezası içerisinde daha çok bulmamız gerekiyor. Onu da gerçekten bu maçta ben yani Karaman maçı gibi geçeceğini zannetmiyorum. İnşallah o taktiksel anlamda bu hafta içi de sonuçta üçüncü hafta oluyor. Çalıştığı zaman hocanın, ben inanıyorum bu yetenekli oyuncularla beraber inşallah ilk 15-20 dakikada da bu işi bitirmek gerekiyor. Yani şimdi böyle takımlara 15-20 dakikada gol atmadığın zaman rakip takıma da bir özgüven geliyor, bir dirençlik gösteriyor. Ama bu takımlar karşısında 15-20. Dakikada çok hızlı başlayıp golü bulduğun an mecburen rakip mağlup durumda olduğu için mecburen çıkacak öne. Çıktığı zaman da bu defa bizim hani işimize gelecek. Biz de hani hızlı oynadığımız zaman bu defa bir anda farklı bir skor da ortaya çıkabilir. Bu farklı skorun ortaya çıkabilmesi için de kesinlikle ilk 15-20 dakikada hızlı başlayıp gol atmamız gerekiyor. Evet. Sevgili Osman Akarsu uyarmış. Maç 17 dedin. Maç 19 doğru. Belki söylemiş olabilirim bu şeyde. Maç 19'da. Evet, gece 19, maçı. 7, zaten ay, şeyde de var. Ekranda da var. 19'da. Evet. İyi akşamlar. Gece maçı oynuyoruz ama dikkat ettiyseniz gölgeleme var. Futbolcular oyun içinde gölgeleriyle mücadele ediyor. Yeni stat açılalı 2 yıl olacak ama halen daha eksikler mevcut. Hüseyin Yılmaz. Vallahi yani ben de kesinlikle ışıklandırma konusunda bana göre yetersiz. Evet. Yani bu şekilde bilmiyorum, ben bu şekilde Süper Lig maçı oynatacağını düşünmüyorum yani. Işıklardan dolayı. Yani onun arttırılması gerekiyor bana göre. Çünkü ben de onu hissettim. Yani çünkü bir iki şehrin maçlarına da hani gittiğim için oradan biliyorum. Onların daha net bir şekilde görünüyor. Burada biraz sanki böyle karanlık, çok aydınlık değil. Onun için bilmiyorum. Bir teknik yani konu da olabilir hocam. Şöyle ki hani hatırlayın, ilk gece maç oynanmak istemişti. O zaman dediler ki şeylerde yetersizlik var, trafolarda falan. Belki bir teknik konu da olabilir ama güçlendirmek yani lazım. Evet, kesinlikle güçlendirmek gerekiyor. Evet. Bir de zaten zeminimizle ilgili sıkıntılar vardı. Onu inşallah zeminimiz de düzelir. Kış aylarına giriyoruz. Aynen. O çok güzel zeminimizin maalesef bir işte şampiyonluk gecesinde kutlamasında çok kötü yaptık. İşte orada işte da aynı. Ona güvenlik kesinlikle tutulabilirdi. Güvenlik kesinlikle seyircileri sahaya bırakmayabilirdi. Yani sonuçta eğlenceyi tribünlerde yapması gerekiyor. Seyircilerin sahaya girmesine gerek yok bana göre. Yani genç çocuklar olsa, hepsi bir anda saldırınca. Evet. Ama işte güvenlik olmuş olsa bilmiyorum. Yani belki izin verilmeyebilirdi. Evet. Yani o coşkuyu gerçekten seyirci bana göre tribünde yapmalı. Ya şeyde de yapılabilirdi. Mesela Kültür Park'ta ya da işte bizim Cumhuriyet Meydanımız çok güzel. Şehrin göbeğinde, oralarda da yapılabilirdi o tür şeyler. Evet, o da olabilir. Yani o zemine çok sahip çıkmamız kesinlikle lazım. Kesinlikle evet. İnşallah kısa zamanda çalışkan hem müdürümüz var hem de oradaki personel arkadaşlarımız sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Onlar kısa zamanda bu işi çözerler. Yani bir hastalık almış. Yani çim hastalık aldığı için. Ama o dönemden bu noktaya kadar yine büyük bir gelişim elde etmişler yani. Yani öyle çok çok kötü değil. Ben yazın gittiğimde mesela bir çizgi çok kötüydü. Ha, işte onu ama şu anda biraz oralar toparlanmış. Toparlanmış yani. İnşallah en kısa sürede de toparlarlar. Ben inanıyorum. Çünkü yani yazın büyük fanlar da aldılar. Sevgili Mustafa da hemen ekrana getirdi. Evet. O büyük fanlar alındı ki çimler serinlesin. Hocam bu hafta da tribünler dolar mı? Yani geçen hafta teşekkür ediyoruz. Hakikaten taraftarımız çok güzeldi. Artık bu haftada aynı şekilde aynı destek bekliyoruz. Kesinlikle. Yani artık seyircimizin, özellikle ben taraftar gruplarına da başkanlarına da teşekkür ediyorum. Evet. Takımı yalnız bırakmıyorlar. Artık o büyük çınar, o büyük Elazspor sevdası tabii gitgide yayılıyor Elazığ'ımızda. Ve baktığın zaman tribünleri maşallah hemen hemen sürekli dolduruyorlar. Ben inanıyorum, daha fazla olacağına inanıyorum. Tabii çünkü bundan sonra 15 gün az değil, bir süre verilecek. Çünkü Elazspor'umuz iki deplasmana gidecek. Evet. Yani Van ve Giresun deplasmanı var. Arka arka iki deplasmana gideceği için yani o 15 gün ayrılık da Elazspor'u taraftarların inşallah o ayrılık o şeyi olduğu hasreti olacağı için ben inanıyorum bu maçı yine
tribünleri kesinlikle arkadaşlarımız dolduracağına inanıyorum ve öyle de olması gerekiyor. Evet. Çünkü hedefimiz var. Yani bir Elazspor giderek o aşkı gerçekten büyüyor. Yani artık o küçük yaş gruplarına dahi oldu yani. Evet. Ben hep örnek veriyorum. Yani bundan 2-3 yıl önce örneğin hani beden eğitimi öğretmeni olduğumuz için örneğin okul bahçelerinde öğrencileri derse çıkardığımız zaman genelde 4 büyüklerin formasını giyiyordu. Ama şimdi baktığım zaman bugün de işte yeni eğitim öğretim yılı da hepinize hayırlı uğurlu olsun, hayırlı öğrenci olsun arkadaşlarımıza. Evet. Baktığım zaman da bakıyorsun gerçekten Elazspor forması çok çok artmış. Yani her sınıfta artık 2-3 öğrenci Elazspor forması giyiyor. İnşallah bu tabii ki daha fazla geniş kitlelere yayılır. Sonuçta Elazspor'umuzu o genç yaştaki o çocuklarımıza da aşılamamız gerekiyor. Evet. Tabii ki geçmiş yönetimi Serkan Çayır Başkanı, evet, o yönetimin devamı olan bu yönetime de teşekkür ediyoruz. Çünkü bu aşıyı onlar başlattılar. Kesinlikle belediye başkanımıza. Evet, belediye başkanımıza teşekkür yani, ediyoruz. Hakikaten teşekkür çok ediyoruz. Müthiş destek veriyor. Ya emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz onu söylüyoruz. Yani evet. Kimin emeği var, kimin katkısı varsa Allah razı olsun. Yani onu söylüyorum. Hani biz burada naçizane fikirlerimizi üretiyor. Yani yapıyoruz. Ya, öz eleştiri olacak. Konuşalım onu ki söylüyorum. Düzelsin kesinlikle. Yani. Evet. Değil mi? Yani yoksa işte bu çok biliyor değil kesinlikle. Ben naçizane evet. görüşlerimi ben burada gelip ifade etmek istiyorum. Gerekli yerde de zaten şey olduğu zaman da kat kat tebrik ediyoruz, evet. ödüllendiriyoruz. Ama hocam sizin de konuşma hakkınız var çünkü bu işin eğitimini aldınız. Yok Allah razı olsun. Profesyonel futbol yani oynadınız. Yani ne görmüşsek onu söylüyoruz. Biz evet. birilerine hani yaranabilmek için birilerine şey değil, neyse doğruyu onu söylemek zorundayız. Zaten evet. şu günümüzde de en büyük eksiklerden bir tanesi o. Yani neyse onu söylemek lazım. İçinde ne geçiyorsa, ne doğru bir doğru varsa kim olursa olsun yani akraban da olsa, yanlışsa yanlışı varsa diyeceksin kardeşim yanlış yapıyorsun yani. Evet. Doğruysa da doğruyu söyle. O şekilde yani inanıyoruz biz. O şekilde de yorum yapıyoruz yani. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Yani hem bir eğitimcisiniz. Zaten görüyoruz ülkemizde neler yaşanıyor. Tabii, çocuğunu evet. uyarmıyor. Evet. Geçen şeyde kızım Ankara'da yeğenim gitmişti yanına. Diyor ki baba diyor apartmanda diyor, Ayşegül abla geldi dedi arabayla dedi araba çıkacak diye bir çocuğa dedi ki bu tarafa geçer misiniz diye annesi oradan diye dedi ki benim çocuğuma sen müdahale edemezsin dedi. Ya çocuk arabanın arkasında kalacak. Aynı. Yani böyle enteresan yok, çok, şeyler içerisindeyiz. Tamamen yani biraz kültür bakımından yozlaştık biraz. Evet. Yani o gelenek, göreneklerimizi kendi çocuğuna bile doğruyu söylemiyor. Yani lazım. Demiyor tabii ki ya söylüyor. Çocuğum gel evet. bu tarafa. Abla doğru söylüyor. Belki araba sana evet. şey olur. Veya çocuk kaçar birden. Ya yani ben böyle işte enteresan... 23-24 yıllık öğretmenlik yapıyorum. O ilk yıllarda örneğin veliler geliyordu. Hocam diyordu sizin kendini ben fark etmiyor. Ne yaparsanız yapın. Ya ilgilenin. Evet. Şey. Ama şimdi mesela diyorsun ki bu doğru yani. O şey çocuğa şey yapıyorsun. Bakıyorsun veli geliyor diyor ki benim çocuğum ne derse o doğrudur diyor. Öyle olunca da hani insan ister istemez gerçekten üzülüyor. Yani bu şekilde üzülüyorsun ve bu defa da çok fazla müdahil olmak istemiyorsun. Evet. Bakıyorsun hemen şikayet ediyorlar. Şikayet ettiği zaman işte müfettişi geliyor, farklı şeyler geliyor. Bu defa da hani üzülüyorsun gerçekten. Evet. Onun için gerçekten bak orada işte doğruyu söylüyor diyor. Çekil kenara araba şey edecek diyor ki o çocuğuma müdahale edemezsin. Yani bunlar son derece yanlış şeyler. Yani bir izleyicimiz bir şeyler yazmış ama ben tam sizlere tercüme etmeye çalışayım. Demiş ki selam olsun Ramazan Cevelek gelir getir konuş kendisi iletişim yap demiş. Mehmet Boztepe'yi getir. Elazspor büyük demiş. Ender hocama selamlar. Mustafa Şerifoğulları, As Başkan Eyüp Yıldırım, Mehmet Deliorman demiş. Kalmış. Herhalde. Mehmet Boztepe de bayağı yani Elazığlı olup da bir ara Balıkesir Spor'da oynuyordu ama evet. o herhalde yaşlı arada futbolda bıraktı öyle biliyorum yani. Antrenörlük kursuna herhalde yani gitti çünkü... ben de öyle biliyorum. Evet hocam Elazspor'la ilgili söylemek istediğiniz de varsa onu da alalım. Biraz da 3. ligler başladı. 23 Elazığ Futbol Kulübü deplasmanda ilk karşılaşmasını oynadı.
Onlar da program başında da belirttim. 0-0 karşılaşma evet. bitti ama bir penaltı kaçırdılar. Evet. Sevgili Mustafa'cığım, evet onların da görüntüleri vardı. Hatta o penaltının kaçışı da var. Çok kötü bir penaltı kullandı oradaki arkadaşımız. Şimdi izledin değil mi hocam maç? Evet. Şey verdi. Bölüm bölüm izledim. Evet. TFF YouTube verdi. YouTube zaten. Kanalı evet. canlı olarak yayınladı bu karşılaşmayı. Sentetik bir sahada evet. oynandı. Onlar da hatta Arhavi'nin sahası yani. Sentetiğin de demek kendi sahalarının bakımı varmış. Evet. Arhavi'de oynandı karşılaşma. Ve çok kötü bir zemin Arhavi. Bu da kötüydü. Biz yani bak şey çıkıyor. Biz de oynadığımız top, şey. Top yere değdiğinde gittik, o siyah evet. şey var ya ne, kauçuk mu? Evet kauçuk da. Ve top yani, çok sekiyor bakarsanız. Evet. evet. Yani kötü bir zeminde oynadılar. Evet. Geçen hafta zaten Ümit Hoca konumuzdu. Diyor ki bizim en önemli özelliğimiz haddimizi bilerek oynayacağız. O şekilde oynadılar. Genelde kapalı ikinci bölgede savunma yaparak kaptığı toplarla hücuma çıkmaya çalıştılar. Bazı şeyde pozisyonlarda da başarılı oldular. Evet. Ama bazen pozisyon da verdiler. Ama ben savunmayı gerçekten beğendim. Özellikle Görkem arkadaşımız penaltı atsa belki evet. sahanın yıldızı olacaktı. Şu penaltı İyi bir pozisyonu, oyuncu. Evet. Görkem bilmiyorum ben çok beğendim oyuncuyu. Evet. O da penaltı atmış olsa belki... Çok kötü bir penaltı evet, kullandı maçın hocam. Maçın en iyi oyuncusu evet, olacaktı. Şurada, evet. Çok kötü yani resmen kötü bir vuruş yapıp kalecinin kucağına gitti. İzleyeceğiz evet çok kötü. Bir de yani... Bu sentetik sahalarda sanki daha penaltı atmak daha kolay değil mi hocam? Yani bilmiyorum. Halı sahada penaltı atıyorsunuz işte. Ama uzunluk aynı yani sonuçta baktığın zaman. Evet. Mesafe aynı. Mesafe aynı ama zemin düzgün ya. Senin... Burada daha böyle düzgün daha yani o şey... şeyin dediğin gibi o bazı durumlarda o çim sahalar kötü çimlerde toprak oluyor ve evet. içine giriyor. Yani o toprağa yaptığın zaman tabii vuruşta biraz sıkıntı oluyor. Ama burada sentetik de olmuyor yani. O... Evet. Bilika gidiyordu, oraya basıyordu ya. O da aynen. Bilika evet. Yani penaltı atış noktasını evet. bozmak için evet. O tür şeyler vardı. Yani şu penaltıyı ya atmış çok kaliteli olsa... bir oyuncu. Yani Görkem'i gerçekten çok beğendim. Yani ben evet. tanımıyorum da bir bu maça baktığım zaman bölüm bölüm izledim. Kaliteli bir oyuncu ve ayağına hakim bir oyuncu. Yani penaltıyı çok rahat bir şekilde hatta atarım dedi. Evet. Tabii burada 80. dakika işte bir heyecan var, motive var. Baktığın zaman böyle evet. gökyüzüne bakıyor. İlk duruşta Görkem'e baktığın zaman nefes evet. alıp veriyor. Yani belli ki bir heyecan var üzerinde. Evet, atış kullanılacak. Şimdi baktığımız zaman işte şuradan geldi evet. ve çok kötü bir vuruş. Evet, merkeze attı yani köşelere de değil, üzerine attı. Evet, üstüne gitti. Evet. Sağa sola vursa yani bilmiyorum bunu atmış olsak 3 puanla dönerdik diye düşünüyorum tabii ama. Tabii 80. dakikadı zaten. Evet. Genel olarak hocam... Tabii iyi savunma yaptı. Yani evet. Hopa'da sonuçta yeni bir ekip. Bildiğimiz oyuncular vardı. Elaspor'da oynayan Kemal Tokak kaptanlardı. Evet, evet. Ali Fırat tecrübeli Okur. Oyuncu. Ali Fırat stoper. Burada da sanırım ciddi bir sakatlık geçirdi. Hatta evet. oyundan çıktı. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Yani o iki tecrübeli. Diğer oyunculara baktığımız zaman da gençlerden kurulu bir oyuncu. Yani onlar da yeni bir ekip evet. kurmuşlar. Bunlar da sanırım Opa'da yani bu ligde düşmeme adına büyük ihtimalle oynar. Aynı şey olduğu için. Ama evet. Ümit Hoca'nın dediği gibi haddini bilerek oynadılar. İkinci bölgede genelde savunmayı yaptılar. Çok iyi bir şekilde savunma yaptılar. Ha, bir iki pozisyon verdiler mi? Verdiler. Bir iki duran toptan pozisyon verdiler. Ama oyunun geneline baktığımız zaman iyi savunma yaparak, hızlı hücuma çıkarak etkili olmaya çalıştılar. Bazı durumlarda da etkili de oldular. Musa ile olsun özellikle. Evet. Yine Görkem'le olsun. Kendilerine başarılar diliyoruz. Evet. Sonuçta zorlu bir grup düşmüş. Allah yardımcılar olsun diyorum. Evet. Haftanın sonuçlarını sevgili Mustafa'cığım bir ekrana getirelim. Bakalım onu da bir görelim neler olmuş ilk haftada. 3. ligde TFF 3. lig 1. grup hakikaten zor. Evet. Zor takımlar var o bölgede. Kaliteli takımlar var işte. Kaliteli takımlar var. Evet. Bursa Spor. Şehir takımları çok. Var. Yani Karşıyaka gibi. Muş Spor, evet. Maraş. İl takımları. Düzce, Bursa. Evet, şey. Haftanın sonuçları Muş Spor Kulübü 1, Kahramanmaraş Spor 0, Artvin Hopa Spor 0, 23 Elazığ Futbol Kulübü 0,
Düzce Çam, Düzce Spor 0, Bursa Spor 2, Karşıyaka 0, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 0, Tokat Belediyesi Plevne 0, Belediye Kütahya 1, Ergene Velimeşe 1, Silifke Belediye Spor 2, Anadolu Üniversitesi 1, Kuşadası 0, Bornova 1877 Futbol Yatırım AŞ 4, Bulvar Spor 0. Hocam şimdi bunu okuyunca geçen yıl Elazığ'ı okuyorduk. Evet, burada. Aynen. Yani iyi ki kurtulmuşuz. Tabii, vallahi inşallah, ya. İnşallah kesinlikle. Yani kurtulmamız iyi oldu. İnşallah ikincilikten de kurtuluruz. Evet. Elazığ'ın en kötü yeri birincilik. En kötü, o da söylüyorum. Evet. Burada da önemli bir maç vardı. Düzce Bursa Spor, bayağı olaylar da oldu. Sağ olaylar çok fazla oldu. Öyle mi, evet, hocam? Düzce Bursa Spor maçında bayağı polisle Bursa Spor taraftarı birbirine bayağı çok kötü şekilde bayağı birbirine girdiler. Yani çok tatsız olaylar oldu. Ahmet Özek tecrübeli oyuncu. İki golü de o attı. Evet. Bir penaltı, bir de nefis bir gol cezası dışında attı. Muhammed de orada. Muhammed Santfor. Evet. Mehmet Yiğit oynuyor. Dedi. Mehmet Yiğit Bursa Spor'da. Evet. Yani baktığımda iyi bir takım kurmuş. Mehmet burada, Demir, o Muhammed Demir gitti. Evet. Muhammed Demir, evet. Evet. O da. Yani burada sürpriz bir Muş Spor zaten galip geldi. İyi bir takım. Belediye Kütahya iyi takım galip geldi. Burada Silifke, Ergene Velimeşe'de galip geldi. İlker vardı, Yusuf abi. Bizim Fırat Üniversitesi'nde kale bekledi, Elaspor'da da bekledi. Evet, şimdi Silifke'nin hocası o. Öyle mi? Evet. İlker Hakan Keleş'te de çalıştı. Hakan Keleş de Rize Spor'da çalıştı. Evet. Yardımcısıydı. Şimdi Silifke'nin hocası İlker arkadaşımız. Evet. Burada geçen iki kaptanımız Mesut, baktım forma ilk 11'de oynamış. Anadolu Üniversitesi. Kuşadası'nı 1-0 mağlup etmiş. Yani böyle çok sürpriz yok burada ama sonuçta demiştik geçen yıl çoğu takımlar playoff oynamış. Evet. Birçok il takımı var. Şampiyonluğu oynayan, ciddi anlamda yatırım yapan takımlar var. Elazığ'ımız burada 23 Elazığ Futbol Kulübü. İnşallah en kısa sürede Harput olur. Merakla evet. Bekliyoruz evet, biz de, Harput evet. ismini olduğu zaman da düşmeme oynayan bir ekibi görüntüsü var. İnşallah düşmezler. Büyük bir başarı elde etmiş olurlar yani düşmediği takdirde. Evet. Haftanın maçlarına da sevgili Mustafa'cığım herhalde onu da atmıştık. Haftanın, önümüzdeki haftanın maçlarına bakalım. İkinci hafta TFF 2. Lig 1. grupta. Az önce de konuştuğumuz gibi işte Karşıyaka gibi, Kuşadası, Kahramanmaraş, işte Düzce sonuçta bir şehir takımı, Muş bir şehir takımı, Bursa, evet. Bursa, Tokat. Evet. Yani bunlar hep şehir takımlarının yer aldığı bir grup. Çok sıkıntılı bir grup. Haftanın maçları Bulvar Spor, Karşıyaka, Kuşadası, Artvin Hopa Spor, Kahramanmaraş Spor, Anadolu Üniversitesi, 23 Elazığ Futbol Kulübü, Bornova 1877 Sportif Faaliyetler, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Düzce Çam Düzce Spor, Silifke Belediye Spor, Muş Spor Kulübü, Belediye Kütahya, Ergene Velimeşe, Bursa Spor, Tokat Belediyesi, Plevne. Şimdi hocam bizim maçımız Bornova'yla. Evet. Bornova'da ilk maçta 4-0 gibi farklı bir galip geldi. Evet. Zor bir maç. Yani sonuçta Bornova'da ilk maçta belki Bulvar Spor, o da düşmeme oynayan bir ekip. Bulvar Spor'u farklı 4-0 mağlup etti. Geliyor 23 Elazığ FK. Çünkü Elazığ FK sanırım ondan sonra da Karşıyaka gidecek. Zor bir deplasmana gidecek. Onun evet. için yani bu maçta da mutlaka tabii galibiyet parolasıyla çıkması gerekiyor. Kendi evinde 3 puanla tanışması gerekiyor ki sonuçta zorlu bir deplasman, ondan sonraki zorlu bir deplasman var. Ha, zor maç mı? Zor maç olacak. Yine burada baktığımız zaman Silifke Muş Spor maçı iyi bir maç olur. Başka da böyle hani Bulvar Karşıyaka maçı, çünkü Karşıyaka Mustafa Reşit Akçay'ı hoca olarak getirmişti. İyi bir takım kurdular. Onlar da kendi evinde berabere kaldılar. Sonuçta kötü. Mutlaka Bulvar karşısına galip gelmesi gerekiyor. Ama Bulvar'ın da sahası gerçekten, zemini çok kötü olduğu için geçen yıldan biliyoruz. Hatta orada 1-1 kaldık sanırım. Evet. Çok sahası kötü bir zemin vardı. Çok kötüydü. Evet. Sentetik. Evet. Çok kötü bir sentetik sahası var. O da zor bir deplasmana gidiyor Karşıyaka. Sonuçta kendi evinde puan kaybetti. Burada da şampiyonluğu oynayan, playoff oynayan en az 6-7 tane takım var. Bunun yanı sıra diğer takımlarda düşmeme oynayacak. Öyle görünüyor. Görüntü o şekilde. Evet.
sevgili Ahmet hocamız, Ahmet Gülmez bir mesaj göndermiş. Hocam onu okuyayım. Evet. Şeyi konuşalım. Hem Bulvarspor maçını biraz siz değerlendirdiniz ama bu arada Perşembe günü bir de kupa maçı var. 23 Elazığ evet, Futbol Kulübü'nün. Evet. Onu da hatırlatalım. Ahmet hocanın mesajını okuyayım. Sevgili Ahmet Gülmez hakikaten Elazığ'ın kesinlikle yetiştirmiş olduğu ender futbolculardan, beyefendi, ender abimiz, hocalardan, hocamız, her şeyimiz. Beyefendi, kendisine de iyi akşamlar diliyoruz. Bir abimiz, kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Demiş ki, sevgili Yusuf, il dışında programınızı izliyorum. Öncelikle bir dönem Elazığspor'da kader birliği ettiğim Naim Anuştekin kardeşimin eşinin vefatı nedeniyle Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Ayrıca konuk ettiğin futbolcu, futbol sevdalısı, karakter, insan Ender Hoca'ya sevgilerimi yolluyorum. Programı il dışından zevkle izliyorum. Elazığspor'a başarılar diliyorum. Yusuf, senin de emeğin, yüreğine sağlık. Öpüyorum demiş Ahmet Gülmez. Sevgili Ahmet Hoca'ya... Evet, Ahmet Hoca'nın gerçekten kişiliği, karakter her zaman evet, dürüst, beyefendi. Çok takdir ettiğimiz değerli bir abimiz. İnşallah biz de onu hep örnek alırız, onun gibi yaşamaya çalışırız. Tabii ki Fırat Üniversitesi'nde büyük işler yaptı. Sonuçta Elazığspor'da evet, da çalıştı. Fırat Üniversitesi'nde de çalıştı. Elazığspor'da evet, da çalıştı ama Fırat Üniversitesi'nin gerçekten sonuçta hatırlarsan evet, üçüncülükten alıp ikinciliğe çıkarmıştı. Evet. Yani büyük bir pay sahibi hocama da ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum hocam. Evet. Biz Kocaeli'ne işte derinceden konuşuyoruz. Kocaeli işte o bölge futbol, o bölge de futbol bölgesi. Evet. Biz Elazığspor maçına gitmiştik. Kocaeli Elazığspor maçına. Yanılmıyorsam yani tam tarihi hatırlamıyorum. O yüzden şey yapmıyorum. Bayağı oldu yani. Bir 10-15 yıl oldu. Orada bir fotoğraf, bir çay ocağına gittik çay içmeye. Bir fotoğraf vardı. Kocaeli genç takımı mıydı? Kocaelispor'un. Kocaelispor'un şeyi vardı. Ahmet Hoca da o evet, kadrodaydı. Evet. Oradaki arkadaş da Ahmet Hoca'yı da tanıyordu. Kocaeli'de de uzun yıllar futbol oynamış kendisi. Aynı zamanda da veteriner. Veteriner. Hekim. Evet. Ahmet Hoca'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Var olsun. Allah sağlık ve uzun ömürler versin. Ömürler nasip etsin. Aynen. İnşallah bir gün Elazığ'a geldiğinizde hocam sizi bekliyoruz. Programımıza evet, konuk etmek aynen, istiyoruz. Aynen. İnşallah. Çok mutlu evet, oluruz. Hatta hiç unutmuyorum Ahmet Hoca'ya işte şeyden Kocaeli Belediyesi'ydi yanılmıyorsam geçmiş futbolcularına, efsane futbolcularına plaket göndermişti. Ahmet Hoca'ya da Elazığ'da gelip o zaman ha, plaket vermişlerdi. Ben haberini yapmıştım. Kocaeli Belediyesi'nin öyle bir şeyi vardı. Tabii. Orada da unutulmaz tabii, bir isim. Yani. Öyle büyük bir değer ya. Evet, herkes tarafından sevilir. Değer. Öyle insanlar her zaman sevilir. Yani şimdi ben Elazığ'da da birçok değerler vardı. Var tabii kesinlikle. Kaybettik. İşte yakın zamanda Ömer abi, Münir abi, Semih kaybettik. Hepsinin mekanları cennet olsun. Aynı zamanda herhalde Elazığspor'da top oynayan Naim Hoca, onun eşi herhalde. Allah rahmet evet, eylesin. Naim, onun eşi vefat etmiş. Biz de ona Allah rahmet etsin. Allah mekanı cennet eylesin. Evet. Yanılmıyorsam Bodrum'da herhalde Naim abi yaşıyordu. O taraflarda Bodrum muydu? O taraf Marmaris mi? O tarafta bir yerde. Mekanı cennet olsun. Evet hocam, tekrar dönelim 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne. Bornova maçını biraz zor olacağını söylüyorsun. Evet. İlk hafta onlar galip geldi ama. İlk baktığım zaman Bornova da geçen sanırım playoff oynadı. Evet. O yöreye ait oyuncular var. Yani iyi oyuncular var, yetenekli oyuncular var o yöreye ait. Bir de zaten geçen yılda sonuçta playoff oynayan bir ekip, onun şeyi var. Onun için 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün zor bir maç bekliyor. Evet. Yani ama mutlaka kesinlikle 3 puan parolasıyla çıkması gerekiyor. Ama ben çok kötü bulmadım ama hocam. Yani biz o bir sezon başında anlamda şey iyi, fiziksel anlamda çok iyiler. Yani hata yapmadılar. Hata yapmıyor, savunma anlamda iyi. Hücumsal evet, anlamda hızlı hücuma çıkıyorlar. Yani evet, iyi iş yapan oyuncular da var. Sonuçta Muzaffer olsun, Sezer olsun hani evet, iyi oyuncular da var yani bunun tabii yanı sıra. Tabii ki tecrübeli evet, Burak mesela gibi. Mesela kaleciyi çok beğendim. Evet. Atik, böyle çabuk, seri bir şey kaleci. Yani bunlar deplasmandan sürekli etkili, puan getirebilirler. Ben öyle düşünüyorum. İyi çünkü mücadele ediyorlar. Var ya. Yani koştun mu, mücadele evet, ettin mi doğru yerde. Yani en önemlisi haddini bilerek oynadığı için evet, öyle durumlarda kapalı savunma yapıp kontratağı da zaten etkili oyuncuların var ise zaten sonuca
gidiyorsun ama işte sonuçta kendi evinde de bir farklı oyun anlayışın, farklı bir sistemin olması gerekiyor. Yani sen kendi evindeki o sistemle deplasmandaki o oyun anlayışı bir edemez. Yani şimdi tabii kendi ki evinde de sonuçta ikinci bölgede savunma yaparsan, işte beklersen, rakip hızlı kontrol atakla yaparsan bilmiyorum, biraz sıkıntılı olabilir. Ama deplasmanlarda evet, bunu yaparsın. Belki bazı maçlarda kendi evinde işte bir Bursaspor gelirse, güçlü rakip bir Karşıyaka gelirse belki o anlamda öyle bir sistemle çıkabilirsin ama burada Bornova karşısında veya diğer rakipler karşısında da mutlak 3 puan üzerine çıkması gerekiyor. Yani oyun deplasmandaki o oyun sistemini kendi evinde değiştirmesi gerekiyor. Sevgili Mutlu Güzel de bir mesaj göndermiş. Demiş ki Yusuf abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ender hocama selamlar. Evet, Elazığspor'a ve 23 Elazığ FK'ya başarılar diliyorum. Elazığ'a selamlar. Afyon Karahisar'da Mutlu Güzel. Mutlu abi, sevgili Mutlu Hoca'ya biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Her deplasmana geliyor. Yani özellikle Ege'deki evet, tüm deplasmanlar, hatta bazen İç Anadolu, bazen bir kere hiç unutmuyorum, o zaman Süper Lig'deydi. Elazığspor'un maçı vardı. Elazığ'a gelmişti yani. Hiç evet, unutmam yani. Geçen yaz da gelmişti evet, zaten. Dışarıda da daha farklı. Tabii oluyor, kesinlikle. Yani ben evet, hiç ben askerdim. Evet. Ahmet Hoca o zaman Elazığspor'un hocasıydı. Ahmet Gülmez. Ben askerdim. Sene 96. Evet. Yusuf abi zaten 96. Ziyarete de geldik. Siz, evet, siz gelmiştiniz. Sizi gelip ziyaret etmiştik. Evet. O zaman ben dedim Elazığspor gelmiş oradaki arkadaşlar. Ben o zaman askerden sivillerimi giydim. Şeye maça gittim. Hatay'a. Hatay Spor'a. O zaman Ahmet Hoca da Hatay Elazığspor'un hocasıydı. Hiç unutmayalım. Başımı hatırladım. O yani maçlar dışarıda da zor geçiyordu hep Hatay'la. Evet. Kakil, mağlup Kakil oldu. Vardı? Bir Kakil Sanford, bize çok gol atmıştı. Mağlup olmuştuk. Yani dışarıda Elazığspor daha çok seviliyor. Kesinlikle. Buradan evet, Mutlu Hoca'ya da selamlarımızı evet, gönderelim. Kupa maçı var. Evet. 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün Perşembe günü. Ziraat Türkiye Kupası. Onlar Ziraat Türkiye Kupası da bugün mü başlıyor? Yarın başlıyor herhalde. Bugün başladı oynandı. Başladı evet, oynandı. Maçlar bugün, yarın ve Perşembe günü. Evet. Sonuçta çevre komşumuz geçen yıl hani orada bir dönem Bingöl'le, hocalık 12 yaptık. 12 Bingöl'le evet, 12 oynayacağız. 12 Bingöl Spor'da. Erhan Hoca ile evet, beraber. Sonuçta 12 Bingöl Spor'un da burada iyi bir yönetimi var. Gerçekten tebrik etmek istiyoruz. Yani yakından hani bildiğim için çok iyi transferler yapmış. Yani o şehrin de bir an için sonuçta komşumuz 3. lige çıkması gerekiyor. Profesyonelliğe çıkması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani evet, 12 Bingöl Spor bunu hak ediyor. Gerek yönetim olarak gerek taraftar olarak. İnşallah 12 Bingöl Spor'umuz da iyi transferler yaptı. Cüneyt Hocam geçen yıldan biz bıraktıktan sonra Cüneyt Hoca aldı. O da başarılı oldu. Aynı şekilde bu yılda devam ediyor. İnşallah dediğim gibi onlar da 3. ligde inşallah şey Bal Ligi'nde şampiyon olup 3. lige çıkarlar. Sonuçta bilmiyorum kupaya geçen nasıl hafta gelecekler. Hoca dedi sanki şeyleri deneyeceğim, gençleri denemek yani, istiyorum diye. Ben öyle, ben mi yanlış anladım bilmiyorum. Yani olabilir. Geçen hafta konuk evet, ettiğimizde. Geçen yıl hatta geçen yıl yine kupada 12 bin yine gelmedi. Yine eşleşmiş. Evet, eşleşmişti. Evet. 23 FK tur atlamıştı. 1-0 mağlup etmişti herhalde. 2-1 sanırım. 1-1 oldu. 2-1 kazanmıştı. Burada da zannetmiyorum yani Bingöl Spor da hani çok kupa ama sonuçta kendini denemek için çünkü Ekim'de malum Bal Ligleri başladığı için evet, sonuçta 11'ini çıkaracak. Yani 12 Bingöl Spor tam kadro gelip o da normal yani bir hazırlık maçı gibi düşünecek ve ilk 11'ini sahaya sürecek. Ama burada 23 FK'nın bana göre sonuçta geçen hoca Ümit Hoca diyordu 35 kişiyle çalışıyoruz. Evet. Bana göre o şans vermediği oyuncuları görme anlamda yani çünkü kupa çok önemli değil. Evet. Zorlu bir grupta sonuçta tabii yani ki oyuncu evet o oyuncuların da görebilme sevdi adına hani o oyuncular diğer oyuncuları da görebilme adına mutlaka o kupa maçında ben olsam o oynamayan süre almayan oyuncuları en azından hem izlemek adına o şans verilir yani. Evet yani bakalım yani orayı da gördükten sonra hafta sonuna belki daha farklı bir şey takımla da çıkabilir. Yani görmüş oluyor. Evet, evet. Bir izleyicimiz ne demiş? İyi yayınlar Hüsabe Ender hocama selamlar olsun. Elazığspor'a forvet transferi yapılacak mı? Bir de 10 numara transferi olacak mı? İyi yayınlar. Bunu programın birinci bölümünde konuştuk. Evet. Yani zaten alacaklar hatta herhalde. Bir izleyicimiz bize şey de attı. Dedi ki bu Maksut Taşkıran evet, ile Maksut Taşkıran, Esenler Erok'tan evet, anlaşıldığını da söylemişti. Orta saha oyuncusu. Ama ben bir kez daha söyleyeyim. Bugün bir yönetici arkadaşla
görüştüm. İlgili bir arkadaşımız. Dedi ki şu andaki düşüncemiz Elazığspor'a çok daha maddi sıkıntı yaşatmamak adına orta sahaya iyi birini alacağız. Bir iki gün içerisinde ya yarın ya da öbürsü gün açıklanacak bu. Ama henüz forvetle ilgili şu anda bir şeyimiz yok. Sanırım 13'ünde mi bitiyor? 13'ünde bitiyor. Evet. Hocaya da biz geçen hafta da sormuştuk. Hoca da antrenmana yani gittiğimizde. Gibi forvet yani olur olursa. Dedi belki hani biri böyle bize uygun düşer gelebilir. O gün bütçemize uygun da biri olursa onu da alırız dedi. Niye almayalım? Şu anda tabii ki önemli olan aslında biz geçen programlarımızda da hep söyledik. Elazığspor yönetimi bir şey ödedi, borç ödedi. Bundan sonra kulübün üzerine fazla borç koymamak için bir mücadele içerisinde gördüğümüz kadarıyla inşallah onu da başarırlar. Çünkü inşallah. En büyük biz, temennimiz o. Zaten evet. Borçsuz bir şekilde getirdiler mi bir şampiyonluk kadar bence değerli. Evet. Yani gerçekten bu yönetim eğer borçları sıfırlarsa, borçsuz bir kulüp şekline getirirse şampiyonluk kadar değerli. Ama evet. Burada işte santfor hani yük olmama adına dersen burada işte farklı sorunlar yazıyor. O zaman kesinlikle yani o transfer mühendisliği çok fazla bana göre iyi olmamış. Evet. Planlama çok iyi yapılmamış. Yani bir bölgede çok tabii, adam var. Aynen. Yani orada ya olmuyor. Yani şunu söylüyorum ya santfor farklı. Yani o santfor mevkisinde öyle herkes kolay da oynayamaz. Veya bakıyorsun kötü oynuyor. İşte Galatasaray'a örneğin örnek veriyoruz. Mesela geçen yıl şampiyonlukta bakıyorsun bazı maçlarda o kadar kötü bir futbol sergiliyor ki. Ama Icardi bir devreye giriyor. Bir şey atıyor, santforum varsa bir atıyor, bakıyorsun maçı 1-0 kazanmış. Yani santforum için bence çok önemli bir mevki var. Icardi'ye de tam güvenemedikleri için bir de Batshuayi'yi aldılar. Yani geçen yıl tabii, ha, o, evet. O aynı. Evet, onu, bu yıl da o söylüyor. Ve şimdi Osimhen geldi. Evet, bir de o geldi. Aynen. Yani Santfor... Fenerbahçe'de şu anda 3 tane mi? Fenerbahçe'de Batshuayi şeyde, Dzeko. Dzeko, Cenk Tosun. El Nesri. 3 tane. Yani üç her tane. Takımın öyle. Evet. Baktığın zaman yani santfor çünkü önemli bir mevki ve en önemli sonuçta o gol atıyor yani. Baktığın evet. Önemli bir mevki. Yani biz şunu söylüyorum ama ben geçen yılda bizim en az katkı sağlayan tamam belki Bahattin 10 tane gol attı. Murat Torun sanırım bir mi son o da şeyde attı. Evet. Playoff maçlarında attı ama Yusuf abi. Yani burada dili yanmış bir takım var yani sonuçta. Az katkı sağlayan bu iki santfor az katkı sağlamış. Ya yazın oturduğu zaman böyle baktığı zaman ve sen Bahattin Köse ile Murat Torun'u da göndermişsin. Santforun yok. Yani burada böyle bir şablona baktığın zaman ilk transfer insan der ki ya biz geçen yıl buradan bayağı yıpranmıştık. Biz en kaliteli santforları hemen işini bitirelim. İlk biz alalım. Yani o yetenekli etraftaki o santforlardan iki tane en az bak tekrar. İki tane al. Ya dolar yani dış oynar, bek oynar, bek dış oynar ama kimse kusura bakmasın dış santfor oynayamaz. Ben o açık ve net söylüyorum. Farklı evet. Çünkü. O oyna, o mevkilerdeki, o kenarlardaki o yerlere, o mevkilere oyuncu alırsın, oynatırsın. Yani çünkü baktığımız zaman da var o tür oyuncular. Ya oynatırsın, zorluk çekmezsin, bir sıkıntı olmaz. Ama gol yollarında bir santfor almadığın zaman, bir eksiklik hissettiğin zaman orada çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Takım. Çoğu hoca stoperleri gönderiyor mesela şeye santfor bölgesine destek olsun diye ya da hatırlayın bizde şey vardı uzun boyluydu santfor olmayınca bazen gönderiyorlardı santfora stoperi gönderiyorlardı. Yoğunluyor ben bilmiyorum ben iyi net hatırlıyorum. Evet. Alpay Koldaş'ı stoperdi. Karşıyaka'nın bir maçını izledim 90 dakika. Alpay forvet oynuyordu. Evet. Alpay forvete çekmişti. Erkan Sözer'iydi Karşıyaka'yı evet. Çalıştıran. Net izledim yani onu çekiyor. Bazı durumlarda oluyor ama çok mesela o maçta verim aldım Alpay'dan alamadı. Ya veya bazı maçlarda alırsın dış oyuncusu belki Melih'ten de bazı maçlarda alabilirsin. Bazı maçlarda Kerim Fıray'dan da alabilirsin. Ama şu iki maçın değerlendirmesine baktığımız zaman yani Kerim Fıray da işte orta saha başlıyor. Dışa geçiyor, forvete geçiyor. Yani bu tür oyuncuların çok fazla yerini değiştirmemesi gerekiyor. O oyuncular seni nerede daha faydalı olacaksa orada tut, orada oynatmaya çalış. Bu da evet. En iyi bana göre, yani bu ligin bana göre en iyi iki dışlarından bir tanesi. Bir tarafta Beykan, bir tarafta Kerim Fıray oynar. Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet. Onun için onun yanında da iyi bir santforumuz olsaydı çok farklı şeyler olurdu.
Hocam çok güzel, yine verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Zaman nasıl geçti? Zaman çabuk geçiyor. Konulara hakim olunca öyle oluyor hocam. Yani Konela spor olunca biter. Zaman çabuk geçiyor. Evet. Benim unuttuğum, bakayım hele notlarımın arasında bir şey var mı diye, penaltıyı sormuştuk. Ziraat Türkiye Kupası'nı konuştuk. Perşembe günü saat 13.30'da Ziraat Türkiye Kupası 23 Elazığ Futbol Kulübü ile 12 Bingöl arasında Doğu Kent Hıdır Bilek futbol sahasında oynanacak. Bu karşılaşmada da zamanı olan gitsin orada, hem takımını desteklesin, evet, hem de bir maç izlesin. İki takımı görür. En azından bir hava değişikliği de olsa hem Doğu Kent'in havasını da almış olursunuz. Olur, evet. Mutlaka gidin, takımınızı destekleyin. Bakayım notlarımın arasında değinmediğim konu var mı? Gol Beykan kaydetmişti, onu da kaydettik, söyledik. Ali'yi konuşmuştuk, kırmızı kart. Önümüzdeki hafta Elazığspor'da Ali iki maç herhalde ceza alır diye düşünüyorum. Tabii, yani o kötü oldu. Yani çünkü Van maçında büyük ihtimalle oynamayacak. Evet, ya hem iç maç hem de dışarıdaki maç. Evet, dışarıdaki aynı. Yani kötü olmuş. Yani en azından dışarıda takımı yalnız bırakmaması gerekiyordu. Gerekiyordu ve öyle bir futbolcuya hiç yakışmadı. Yani öyle bir evet, yani öyle bir faul olmaz yani. Bir de yarı sahada rakibin. Tabii o da üzülüyordur. O da hani belki çok aşırı şekilde motive olmuştur. Onu bilemiyoruz. O anki ruh halini çok bilmediğimiz için. Ama tecrübeli bir oyuncu, inşallah bir daha yapmaz. Yani kendisi de belki çok fazla şimdi üzülmüştür. Evet. Ama futbol işte, hatalar oyunu. Böyle bazı zamanlarda her futbolcu öyle hatalar yapıyor sonuçta. Evet. Sevgili Mustafa bir daha hatırlattı ama neyse, daha hatırlatmayalım. Çok kötü bir geliş ve direkt çok hakem yani, işte tereddüt etmeden kartını da gösterdi. İnşallah bir daha tüm futbolcularımıza örnek olsun. Yani tabii, bu sezonun başında. Evet, evet, evet. Mesela biz geçen evet, yıl en önemli konularımızdan biri de takımı öyle kart görmedi futbolcularımız. Cezalı duruma evet, fazla düşmedik. Sakatlık yani, hiç olmadı. Sakatlığımız olmadı. Olmadı, aynı. Onları yaşamış olsak 13-14 kişilik bir grupla işte şampiyon olduk. Yani 13-14 evet, kişilik. Evet. Yani evet, burada da İnşallah. Bu maçta da mesela hoca 4 oyuncu değişmişti. 5.yi evet, kullanmadı. Burada bak geçen yıldaki bir fark, giren oyuncular çok fazla, 2 maçta çok fazla katkı sağlamıyor. Bu da evet, neden Yusuf abi? Yani ya üzüntü, ya şunu söylüyorum, ha futbol, profesyonel futbolcusun olabilir. Evet. Ya o hoca 10 dakika mı süre veriyor? Ya 10 dakika çık oyna, iyi oyna. Hoca zaten bir dahaki maçta 20-25 dakika süre verir. Evet. O süreyi iyi değerlendir. Belki diğer maç 11 oynayacaksın. Ve işte Alpay bilmezdi. Belki ilk maç oynamamış. Belki o akşam çok fazla hani ruh hali de çok iyi şekilde, motivasyon da belki düşünmedi. Zihinsel mental anlamda ya yarın oynamam zor gibi düşündü. Ama işte bak bir kırmızı kart olay oldu. Bir oyuna sakatlık girdi, olabilir. Oyunda işte oyuna. Bu ben hafta oynasın, ondan sonra hafta oynasın değil yani mi? Yani Alpay o zihinsel. O formayı al, hiç vermiyor. Evet, yani Alpay zihinsel mental anlamda o evet, oyuna hazırlıklı girmiş olsaydı bence o yediğimiz golde o öyle bir tecrübeli bir oyuncu öyle bir hata yapmazdı. Evet. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel, keyifli ve verimli bir program oldu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar birlikte olacağız. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, bir telefinalin de sonuna geldik. Tüm ekip arkadaşlarım adına bugün sevgili Mustafa rejide çok iyi çalıştı. Ona da aynen, ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.